İnsan dünyayı kendi dünyası kadar zanneder her zaman. Ama başka insanlar, başka hikayeler gördükçe dünyası genişler. Hastane koridorları, acil servisler hikayelerle dolu. Aynı koridor. Bir yanda sevinç, bir yanda hüzün. Bir yanda doğum, bir yanda ölüm. İnsan yabancılaşır demişti bir hocam. Acıyı göre göre acıya yabancılaşır. Sevinci göre göre sevince yabancılaşır. Birbirinden değişik hikayeler gördükçe insana yabancılaşır. Ben yabancılaşamadım. Alışamadım ne acıya, ne hüzne, ne de sevince. Her birine baktıkça içimde hissettim o acıyı. Hastalığı, ölümü, hastane koridorlarının o ağır ilaç kokusunu. Yabancılaşamadım. Yıllar önce bir sınavda anladım bunu. İlk ameliyatım, ilk sorum, ilk ikilemim. Bir trafik kazası ve ağır yaralı iki kardeş, bir abi ve kardeşi. Önümüzde sadece bir ameliyatlık vakit var. Ameliyatı kime alacaksın? Abiyi mi, kardeşi mi? Hangisi yaşayacak? Abi mi, kardeş mi? Hangisi yaşarsa yaşasın değişmeyecek tek bir seçenek var. O da yaşanacak acı. Acı değişmeyecek. Tıpkı insanın değişmeyen acıları gibi. Ben de yaşadım. İliklerime kadar yaşadım aynı acılardan. Elimden kayıp giden her hasta ruhumda derin yaralar açtı. Ve sevdiklerim, kaybettiklerim hepsi ruhumda birer yara açtı. Ben Doktor Kenan. Doktor olmak alışmaktı acıya. Doktor olmak soğukkanlı olabilmekti. Ben yapamadım, başaramadım. Soğukkanlı olamadım hiçbir zaman. Ve şimdi bir tercihin tam ortasındayım. Hangi acıyı tercih edeceğim? Ya da üçüncü bir seçenek var mı? Neden böyle bir şey yaptın Elif? Neden söylemedin bana? Çünkü söylersen beni vazgeçireceğini biliyordum. Benim tercih etme hakkım yok mu Elif? He? Sen olmadıktan sonra ben... Ben nasıl yaparım Elif? Kenan, iyi de kesin bir şey değil ki sonuçta kesin olarak... Kesin bir şey değil belki ama çok riskli. Biliyorsun bunu değil mi? Canlı biri var. Kalp atışlarını duyuyorum, bazen tekmelerini hissediyorum. Nasıl vazgeçebiliriz ki ondan?
çözüm bulacağım. Mutlaka bulacağım. Ne yapıyorsun amcaoğlu, girebildin mi sisteme? Yok amcaoğlu, yok. Giremedim. Nerede girebildim? Giremedim. Yok, olmuyor. Ne yaptıysam olmuyor. Hayır bak, bir de saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ben anlamadım ya. Ne yazıyorlar? Çevir bakayım. Boşuna uğraşma. Dalga geçiyor bizle ya. Kız örgülü. Bir gün ortada yoktuk. Sistemi kaptırmışsın ha. Demek ki var ya, birkaç gün ortada olmasak, yemin ediyorum tarla, tapan, ağal, mal, ne varsa hepsi gidecek yani. Dur dur, varma kızım üstüne Filiz. Şunu bir baştan anlat bize. Nasıl oldu bu? Ya abi vallahi birdenbire oldu yani, ben de anlamadım nasıl olduğunu. Ya biz Erkan'la burada hacker'ı arıyorduk. Sonra sinyal sesi geldi. Ya biz de taşlar düşecek sandık. Ben hemen sisteme girdim ama işte işten geçmiş oldu. He bak görüyor musun, şimdi anlaşıldı. Erkan Zobor bunun kafasını karıştırmış. Hacker'lar dadanmış, öyle eklemişiz yani. Tamam lan tamam, gitme kızın üstüne ya, tamam. Allah Allah, önümüze bakacağız artık. Bir şekilde bulacağız bir çaresini yani, tamam. Nasıl buluyorsun oğlum, nereye buluyorsun ya? Olmuyor demiyor mu? Ama olacak. Allah Allah, bir şekilde olacak. İşte şimdi IP adresini bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde yapacağız. Merhaba gençler. Ha, merhaba baba, hoş geldiniz ya. Hoş bulduk çocuklar. Hacker'dan bir haber mi var yoksa? Yok oğlum, yok ya. Nerede? Keşke olsa. Yani jandarmanın, belediyenin önünü görseniz insandan geçilmiyor. Her yerden bir şikayet var ya. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuklar yani bu kasabanın selameti için bu hacker'ın bulunması gerekiyor bir an önce. Biz belediyenin hoparlörünü bile eklediler, duymuşsunuzdur sabah. Efendim biz de eklediler. Deminden beri onu konuşuyoruz zaten. Burayı da mı eklediler? Ya bunu niye yapıyorlar ya? Ne istiyorlar kasabamızdan? Anlamıyorum ki. Bir bilsek, bir de şu hacker'ı elimize geçirebilsek. Ama siz merak etmeyin başkanım. Biz en kısa sürede bulacağız. Biz çalışmalara başladık. Merak etmeyin yani, halledeceğiz. Aynen aynen babacığım, biz buluruz ya, rahat olun. Biz amcaoğullarımla beraber bu örgülü de alırız yanımıza. Buluruz, sıkıntı yok. Yani kasabamızı yalnız bırakmayız ya. Ne diyor belirsiz, hacker'a mı bırakacağız kasabamızı? Ya çok sağ olun ya. Vallahi çocuklar, siz de olmasanız ne yapardık bilmiyorum ya. İnşallah bir an önce şu hacker'ı bulursunuz da rahat bir nefes alırız. İnşallah başkanım. İnşallah kızım ya, inşallah. Neyse ben hadi sizi fazla tutmayayım. Bir gelişme olursa haberdar edersiniz, olur mu? Tabii tabii, biz haberdar ederiz babacığım. Hadi kolay gelsin çocuklar. Görüşürüz başkanım. Kolay gelsin. Ona sağ ol seyfendim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaş, niye umut verdiniz adamlara ya? Bulamazsak ne yapacağız? He? Şimdi de siber güvenlik uzmanım olduk. Olduk, olacağız. Amcaoğlu gerekirse onu da olacağız. Bulacağız, ne yapalım? Pes mi edelim yani? Bulacağız. Amcaoğlu, bir aramadan acaba diyorum ki şu örgülü kız, bize diyorum ki böyle bir aç bir kahve yapsan. Böyle bor bor gözle. Ne güzel olur değil mi? Bir de çikolata al. Böyle kan şekerimiz yerine gelir falan. Hadi bakalım. Tamam abi, getireyim. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Bari bunu becer. Ay. Arkadaş, kasabaya hacker adammış, sistem uçmuş gitmiş. Hala keyfinin derdindesin. Nasıl bir rahatlık tam olarak? Ne alakası var amcaoğlu, Allah Allah. Kan şekerimiz düşmüş. Düşüp bayılayım ben burada? Bağırma bana. Tamam tamam, didişmeyin ya. Bir susun. Bir sussanız bulacağım değil mi? Bir susun. Tamam, buluruz amcaoğlu, sıkıntı yok. Didişmeyin ama siz. Tamam, sen ona bakma. Gazi oldum kardeşim. Ne savaşına çağırıyorsunuz hala beni? Kapat kardeşim, kapat. İstanbul'u fethederek vatanı görevimi yaptım ben zaten. Selam aleyküm selami. Aleyküm selam. Hayırdır la? Gene ne yaptın da kimden zopa yedin? Yo, bu sefer zopa falan yemedim. Kalleş Bizans'ın hain okları böğrümü delip geçti adeta. Kanımın son damlasına kadar savaştım dercesine. Ama merak etme. İstanbul'u aldık. İstanbul'u aldık mı? Demek dayak atarken kafana da vurdularsa. İki tane beyin hücrem vardı, o da gitmiş. Ne saçmalıyorsun lan sen? Dayak mayak yok Hüseyin'im, sen yanlış anladın. Dün Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Yeniçeri rolündeydi Selami. Ama ecik rolle fazla kaptırmış da olanlar olmuş. Neyse ki Ulubatlı kardeşim kanımı yerde koymadı da sancağı surlara dikti. Evet. Çakma Yeniçeri. Al bakalım çay. Yenge. Emmi, sen de getireyim mi çay? Yok, benim demirim düşüyor. Omuzda şarkıcılık, ben aç Hüseyin, buyurun. Niye çalıyorlar, ben açtım bunu ne? Bu lobe deliriyor mu yoksa?
Yok yok, akli melekelerin gayet yerinde Hüseyin'e, sakin ol. Çalan benimkiydi. Ya gene arıyorlar, gene arıyorlar. Ya gazi oldum diyorum, dinletemiyorum adamlara. Senin telefonun zilinle, benim telefonum zilinle ne işim var lan orada benim? Vallahi bilmiyorum, sabahtan beri böyle çalıyor. Ama alıştım. Okuyan da güzel okumuş. Hadi la oradan, çakmayın içeri. Kandırma insanları. Ne işi var Hüseyin Emmi'nin telefonunun zilinin, senin telefonun zilinde Hüseyin Emmi'nin? Evet. Hüseyin Emmi? Hayırdır, sen de mi odaya olmuşsun? Ne dedi sonra? Telefonun çalıyor, telefon. Benim telefonum. Allah Allah. Lan benim bu telefonun zilin sesini kim değiştirdi ya? He? Selam şunu düzeltelim lan. Biz de sabahtan beri uğraşıyoruz ama nafile Hüseyin emmi olmuyor. Düzeltiyoruz, düzeltiyoruz gene aynı. En sonunda pes ettik işte. Ama bir şey diyeyim mi? Bu hacker'ın işi ha bu. İşi gücü yok. Bütün kasabalığıyla matak geçiyor dünden beri. Hacker'in mi? He? Bana bak lan Rıfat. Bu sen olmayasın yoksa. Allah olur mu olur ya. Sabahtan beri burada dalga geçiyor bizden zaten. Yakalandın kardeşim, teslim ol. Allah Allah. Ne alakası var şimdi? Ben ne anlarım yakırlıkla yakırlıkla? Ben basit bir kahveciyim. Günahımı almayın ya. Ayıptır ya. Ne alakası var hacker'lık falan da? Bak size çay getiren de be. Yürü konuşma. Açma lan. Ayıp. Tüy bitmemiş internet korsanı seni. Gel buraya sesin işte. Uğraştırma bizi ya. Tamam lan tamam. Bırak şimdi Rıfat'la uğraşmayı. Şunu bir düzelt Selami. Bunu düzelt lan. Olmuyor diyor Hüseyin emmi. Olmuyor. Hem sen halına şükret ya. Hard rock da çalabilirdi. Metal müziğin dibine vururduk vallahi. Metal müziğin ne lan? Ya ne diyorsun sen? Sen tam karışma. Karışma ben abi. Hüseyin Mete'ye yaptırırım. Ayarlarıyla oynuyorsunuz bunu siz ya. Kızım, Cemile'm ne ördüler acaba? Keşke biz de gitseydik onlarla. Merak etme anam. Kenan abi doktor sonuçta yani. Eris'in doğrusunu bizden daha iyi bilir. Cemile. Ne oldu, ne yaptın? Vallahi iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum Osman da. Söyledim Kenan abi yani Elif'in durumunu. Oğlum ne dedi doktor? Elif? Güvenlik duvarını aşamadım. Yani IP adresini bulamadım adamın, yok. Japonlar yardım etmiyor mu? Edemiyor ya. Onlar da edemiyor, onlar da aşıyor. Adamlar da yakın zamanda gelecek. Hayır, onlar gelene kadar bulamasak işimiz yaş. Tamam canım, bir sakin ol ya. Allah Allah, bir sakin ol. Yakında gelecekler diyorsun işte. Yarın değil, yarın tası değil, yakında. Ne zaman geleceği belli değil yani. Sistemi açarız, bir sıkıntı yoksa ne olur. Efendim? Yarın mı? Yarın. Ya
şey yapsaydık biz yarın değil de... Hani başka zaman gelseniz, biraz daha tarihi ileri atsanız. E yok, yok ya. Bir sorun olduğundan değil. Ne olacak canım? Bir sorun değil. Bir sorun yok. Bir sorun yok da hani ben siz sıkışmayın diye dedim. Anladım, tamam. Kolay gelsin. Tamam, anladım. Amcaoğlu, kireç gibi oldun lan. Düşündüğüm şey mi yoksa? Adamlar geliyor yarın. He, açtın şom ağzını, yarın getirdin adamları. Benimle ne alakası var ya? Ben mi dedim yarın gelin diye? Allah Allah ya. Tamam neyse ya. Geliyorlarsa geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Çözeceğiz. Halledeceğiz yani. Ne yapalım? Pes mi edeceğiz? Ha, yine arıyorlar. Bu sefer de diyecekler ki vazgeçtik. Yarın gelmiyoruz, bugün geliyoruz diyecekler. Kesin. Oğlum saçma sapan konuşma. Arasalar beni mi ararlar ya? Aa, Cemil, beni kim arar? Cemil arıyor. Efendim Cemil? Dur dur bir dakika. Tabii sakin ol, gündür. Heh. Tamam. Tamam tamam, kapat hadi, geliyorum. Geliyorum geliyorum, sakin ol. Ne oldu amcaoğlu? Ya Kenan abi mideymiş ya. Biz kendi derdimize düştük, adamı unuttuk. Ben çıkıyorum. Dur la dur, beraber çıkalım. Gel ki araya. Hadi dur. Kız örgülü, burası sana emanet. Biz gidiyoruz hadi. Allah Allah ya. Ne zaman öğrendiniz bunu kızım? Epey oluyor. Ya kesin mi şimdi bu? Ben bir şey anlamadım. Peki bir çaresi, bir çözümü yok muymuş bunun? İyi olmuş. Öyle dediler. Allah'ım yarabbim yarabbim. Nasıl olabilir ya? Kızım sen niye bir şey demedin? Nasıl söylesin Erleme teyze? Ya insan yavrusundan vazgeçebilir mi? Öyle. Öyle tabii ama. Kenan abi nasıl? İçeri kapattı kendini öyle. Çare çözüm bir şeyler arıyor. Evet hocam, bütün tahlil sonuçlarını size gönderdim. Evet, hepsi onlar. Hocam, alabileceğimiz bir tedbir ya da yapabileceğimiz bir şey yok mu? Tamam hocam, tamam. Ben ararım olmazsa. Siz gönderin. Teşekkür ederim, sağ ol, sağ ol. Abim iyi misin? Bir numara gönderecekler, onu bir atsınlar da. Kenan abi bak, bir şekilde çaresi bulunur abi, hiç dert etme ya. En azından biliyorsun abi. Yani tedbirini almak için vaktim var. Haklısın kardeşim. Ben inanıyorum, yani ben bir çaresini bulacağım. Ya şöyle ya. Efendim Yakup? Hemen mi? Tamam kardeşim, ben... Ben arayacağım seni, tamam mı? Geleceğiz, geleceğiz. Geleceğiz kardeşim, geleceğiz. İzmir'deki bir arkadaşım. Eğer hemen gelirseniz... bebeği sorunsuz bir şekilde alıp anneyi kurtarabiliriz diyor. Hı? Ha, ne oğlum? Yani Elif ne diyecek bu duruma? Kabul edecek mi abi? Gittim aldım söylediklerine. O kardeşimi zırhıp yetiştim. Nasıl Hamdi? İyi değil mi? Nasıl olsun kardeşim? Görüyorsun kalbin hali iyi olur işin. Allah abi kim derdi bu adamın bu halden bu hale geleceğini. Helallik alacağım diye der etti kendine. İnsan bir yolculuğu kardeş. Kimi yolunu kaybediyor, insanlıktan çıkıyor. Kimi dönüyor, yörüngesini kuruyor. Kim bilir be kardeşim, ha? Hangimiz doğru istikamette kalacağız? Kim bilir hangimiz iyi insan olarak öleceğiz?
Hey! Sen kimsin? Hey! Duymuyor musun beni? Biri birimi gömmeye çalışıyor. Hey! Böyle bitemez. Ne yapmam gereken işler var benim. Hey! Elif'im. İzmir'den bir arkadaşım aradı. Orada özel bir hastanesi var. Hemen yarın gelin yardımcı olayım diyor. Kenan ben yapamam. Ben zaten kararımı vermiştim. Bir karar değil biliyorum ama düşünsem mi acaba? Sonuçta Allah korusun. Nasıl bir şey olursa. Elif'im. Halim ablam doğru söylüyor. Yani sen olmazsan ne anlamı kalır kızım? Şey üstüne gitmeseniz mi acaba? Birazcık düşünse. Düşünecek zaman yok ki Osman. Elif. Ben bebeğimizi tek başıma büyütmek istemiyorum. Senin sağlığın önemli sonuçta. İyi de Kenan. Onun da kalbi atıyor. O da yaşıyor. Canlı o da benim gibi. Ben yaşayayım diye ona mı kıyalım? Kolay değil biliyorum. O hastane koridorlarında olanları hepimiz yaşadık değil mi? Taner, sizler, ben. En derinini ben yaşadım. Ben evladımı kaybettim. Geriye boynu bükük bir öksüzü kaldı kızım. Ne karar verirsen ver. Ben yanındayım. Herkesin yaşam hakkı yok mu bu dünyada? Halil doğdu, büyüdü. Kocaman çocuk oldu. Ne olmasaydı? Ne olmasaydı? Ben ne yapardım kim bilir? Ben de kararın Elif'e bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten onun da bir kararı var. Ben de Selma'ya katılıyorum. Elif'in kararına sahip durmak zorundayız. Tabii ki yani göz göre göre onun iş olmasına seyredemeyiz ama... Karar da onun karar. Ben Elif'i kaybetmek istemiyorum. Bizim bebeğimiz. Elif'i kaybetmek istemiyorum.
İhtiyar, sen de onlar gibi mi düşünüyorsun? Ben neyi düşünüp düşünmeyeceğimi karıştırır oldum. Bazen alıp başını gidiyor aklım. Bazen de git diyorum, öyle ortalık yerde kalıyor, kıpramıyor bir yere. Benim işler öyle. Kenan, sen hekimsin değil mi? Öyleyim. Bugüne kadar bir sürü hasta gördün, bir sürü olaylara şahit oldun değil mi? Öldür dediklerin yaşadı. Sağlıklı dediklerin birdenbire ölüverdiler. Böyle şeyler de yaşadın değil mi? Vardı bir hekim şunu gayet iyi bilir ki, ellerinde her şeyi düzeltecek sihirli bir değnek yoktur. Ama ellerinden gelen her şeyi de yaparlar. O söz konusu olan Elif. Elif kim? Elif. Benim eşim. Onun hakkında konuşuyoruz ya. Ben ne diyordum? Ha, ben diyordum ki ya böyle birdenbire aklım başımdan gidiyor. Yani cümlenin başını getiriyorum, sonunu getiremiyorum. Ama yaşıyorum. Kimse koparıp almıyor beni bir yerinden. Nefes alıp veriyorum. Bak, bir gün öleceğimi bilsem de yaşamak güzel bir şey. Ve benim en doğal hakkım, öyle değil mi? Yaşamak, herkesin hakkı Kenan. Aklım gelip gitse de kalbim burada duruyor, hissediyor. Ve kalbim bana diyor ki, eşin. Elif. Elif, iyi olacak, yaşayacak. Çünkü o yaşatmak istiyor. Yaşatmak isteyen insan, güçlü insandır Kenan. Hayat hakkından vazgeçmek pahasına yaşatmak isteyen insan güçlü insandır Kenan. Hayatı bırakmaz, yaşar o. Cevdet mi? Sen ne yemeyin kardeşim? Ne güzel olmuş. Aşk olsun dayıca. Değilmedim mi yoksa? Valla şu kekin kıvamını tutturacağım diye uğurla uğraştım ben. Yok yok. Onda başka bir şey var. Bak hadi sen Mevsim öğretmen için mi üzüyorsun yoksa? Unutamadın değil mi hala? Ya Mevsim Hanım'la ne alakası var konunun? Her konuyu Mevsim Hanım'a bağlayıp bağlayıp durmayın Mevsim Hanım, Mevsim Hanım diye ya. Allah Allah yeter be. Hiç inkar etme. Ben aşık adamı gözünden tanırım. Belli ki sen unutamadın onu. Ama hiç merak etme. Senin ilacın bizde. Neymiş o ilaç? Yine zamanı bırakın falan mı diyeceksiniz ne? Tam aksine. Zaman kaybetmeden başka biriyle görüş diyeceğiz. Yeni aşklara yelken açmanın zamanı geldi de geçiyor kayınço. Aynen öyle ablam. Şimdi sen neticede yeni birini nereden bulacağım diyeceksin deme. Çünkü biz bulduk be. Öyle sıradan biri de değil ha. Adeta ruh ikizin. Ya ne ruh ikizi, nasıl ruh ikizi ya? Kafanıza göre kimi buldunuz bana ya? Böyle bana sormadan iş yapmayın demiyor muyum ben size? Çıldıracağım ya. Ya celalleme hemen kardeşim. Ne bağırıp çağırıyorsun ya? Ya biz senin mutluluğunu düşünüyoruz kardeşim. Tamam Mevsim öğretmenle bir şeyler denemiş olabilirsin, olmamış olabilir. Tamam. Ya ama niye kalbini mühürlüyorsun aşka kardeşim? Hem biliyor musun? bu kız çok güzel. Yani eli yüzü düzgün. Yani böyle aile terbiyesi görmüş. Tam sakure. Öyle vallahi. Bir de görsem kız bir panik, bir panik sorma. Onu demeyeydim. Aynı sen. Kızın adına zaten o yüzden panik pakize diyorlar. Panik pakize kim ya? Ya yok mu iki sokak ötede Hümeyye abanın kızı o işte. Hatta biliyor musun o da senin gibi memur olmak istiyormuş kardeşim. Yalnız tabii panik atak krizi sebebiyle 7 kez neyi sınava girmiş kazanmamış. Ama olsun. Olsun neticede ben kızı ona verdim. Kız çok iyi kız. Vallahi bak bekle bilme. Ya abla istemiyorum diyorum. Yeni birini falan ben istemiyorum ya. Kızla görüşme falan ayarladıysanız da iptal edin lütfen. Vallahi kimseyi bak boş boşuna ümitlendirmeyin. Yeter be. Ya, ya ne bağırıyorsun Zeyfettin ya? Nereye gidiyorsun ya? Ya bir konuşamıyoruz şöyle şeyleri bu çocukla ha. Thank you.
Yine kim çalıyor Seyfettin bunu? Kasabaya ayaklı radyoya döndürdünüz ya. Kafa bu kafa, başımız şişti müzikten. Yeter gala. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yana döndü gidiyor. Ay, 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 ay. Korkuyorsun ben senle canım. Yine zindan oldu dünya başıma. Siz, ben siz çok mutlusunuz Ömer Sıman. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Hep mutlu oldun. Hep böyle gülün olur mu? Yine zindan oldu dünya başıma. Ben sizi uzaktan da severim. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Abla, tamam diyorum. Sizin dediğiniz gibi olsun. Görüşelim bakalım şu kıza. Bayağı güzel oldu. Hadi bakalım. Biz bayağı güzel oldu. Yani çok güzel. Dolandım geldi. Tatlıdır dillerin, bağlandım kaldım. Günahı boynuna işte ben öldüm. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayal. Ne güzel türküydü değil mi Taner? Vallahi belli ki romantik bir çocuk bu. Eyvallah, yani güzel türkü. Ama yani benden romantik olamaz herhalde değil mi öğretmen abi? Canım, ondan şüphemiz yok zaten. Romantik deyince de bir numara sensin. Taner. Canım, iyi misin? Yani bu Elif'in durumu, Kenan abinin hali falan. Sanki çok üzdü seni. Yani canım, böyle neler hissettiğini, yani neler yaşayabileceğini, neler olabileceğini böyle iliklerime kadar hissediyorum sanki ya. Ya ben böyle hayata karşı şerbetlendim dedikçe. Neyse işte ya. Ya ben daha yeni yaşadım bu korkuyu. Ya ben daha yeni yaşadım bu korkuyu. Ben seni kaybetmekle yüzleştim ya. Bu haberin gelmesi, ya oraya kadar geçen zaman böyle sanki insanlık tarihinin toplamı kadardı ya. Böyle bitmek bilmeyen anlar, bitmek bilmeyen çaresizlik. Bak en kötüsü de neydi biliyor musun? Vallahi çaresizlik. Bak en kötüsü de o çaresizlik. İnsanın böyle elinde kolunun bağlı kalması, olması. Ya bir şey yapamaması. Vallahi en kötüsü de bu ya. Sen canım, haklısın. Ama ben inanıyorum, Kenan abi bir şeyler yapacak mutlaka ya. O kadar çaresiz olmayacak. Ya öyle olacak. Öyle olacak inşallah da. O içindeki yara, o tortu hiçbir zaman gitmeyecek. Derininde bir yerde o böyle yara hep kalacak. Yani yine gibi bakmaya devam edecek. Bu sıkıntı. İşte bu sıkıntı yani. Güllaç. Güllaç neredesin yavrum? Nereye kayboldun yine? Güllaç. Sen yine ağaca mı çıktın Güllaç ya? Sonra inemiyorsun, ben uğraşıyorum. Merak etme, kurtaracağım seni. Bekle, geliyorum. Ayıp. Güllaç. Güllaç, hadi yavrum. Fazıl. Ne yapıyorsun? Nasıl güzel mi orada havalar? Ha, efil efil esiyor valla. Gelsene sen de. Yok, burada da gayet güzel havalar. Şaka bir yana, ne yapıyorsun orada? Güllaç inemiyor aşağı, ona yardım etmek için çıktım. Güllaç gel böyle yavrum, gel. Dikkat et bak, düşme sakın. Merak etme, ben böyle sürekli ağaca çıktığım için artık ağacın dalları gibiyim. Yani sen ne kadar fidansan, ben de o kadar ağacım. Merak etme, bir şey olmaz bana.
Güllaç. Güllaç gel yavrum. Gel buraya. Güllaç. Ayşe'de. Gel Güllaç. Gel böyle. Dikkat et bak o bastığın tarafa şey yapma. Fazıl. Fazıl. Oh iyi misin? İyiyim tabii. Ben yani böyle haftada bir iki çatıdan düştüğüm için alışkınım. İyi falan değilsin, kandırma beni. Ben şimdi birilerini bulacağım, hastaneye gideceğiz. Sakın kıpırdama bak, kırılmış olabilir sakın, tamam mı? Tamam Gülfidan ya, kırılsa duramam ki zaten. Ama ben duramıyorum bir de Gülfidan. Tamam bak şey, hastaneye gideceğiz şimdi. Kıpraşma. Geliyorum şimdi ben, araba falan bulacağım, birilerini bulacağım, tamam? Ya. Gülaç ya. Nasıl olalım Zaydan? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür iyiyiz. Erkan da iyi maşallah bak. Yanımda... Zaydan, bizim seninle konuşmak istediğimiz bir mesele var da. Erkan anlatır. Anlatır. Kusur, keşke yan yana olaydık da öyle anlataydık ama. Mesafeler işte. Ben bu mesafelerin kökünden kibrit tutuyor Zayda. Çok özledim, buzdum sizi ben. Hasretiniz bindi ki. Hepiniz ayrı ayrı özledim Kusur. İsmet'im, Sedef'im, Ayşem iyiler değil mi hepsi? Kusur, çok özledim. Dedim ya bu mesafelere kimin söylüyor? Ben Erkan'ı vereyim de konuşun biraz. Çıkmasın konuşun. Alo. Zayda Sultan. Ben niye aramadım? Ya ben arardım kendi telefonumdan aramasına da. Hani dedim bir Umut Sefer abi şey yapar diye. Ne yapar? Şey yapar. Ya ama bir mesele vardı aslında. Ufak bir mesele. Ufak valla. Hadi oğlum tamam hadi. Haydi anlasın. Yani şey var. Biri var da. Yani daha önceden ima ettiğimde olduydu aslında sana. Filiz. Filiz tanıyorsun. Ha şey tertip Filiz. Yok şey başına bir şey geldi yok. Ya onun başına bir şey gelmedi. Ben başıma bir şey geldi. Kaza yaptık. Kaza derken yani öyle şey olacak bir kaza değil. Ya sen oğlum anlasana. Dümdüz anlatsana şunu. Anlat. Ya kuzum bizim oğlana aşık oldu. Ha Filiz'e aşık oldu aşık ha. Oğlana kaza diyor. Başımıza çok güzel bir şey geldi Zahide. Konuş bakalım. Bak vallahi insan tertibine aşık olur mu deme. Ha. Niye diyorsun gerçi böyle bir şey de. Ya of ana ne bileyim ya. Senin sağın solun belli mi oluyor hiç? Ola o yandan fırlatırsın terliği bu yandan yeriz yemin ediyorum. Ha valla. Ha? Vallahi mı? Sevindi mi valla? Allah seni yaşayalım. Çok sevinmiş. Tamam ana o zaman şey Filiz'i istemeye gelirsin değil mi? Ha? Ya ana hani adını koymak gerekiyor ya. Gelin isteyin dediler. Hani işte sözlü, yüzüklü nişanlı falan. Ha? Tamam. Tamam anaların en güzeli tamam. Ha, yani şey ya yok öyle acelesi yok. Hani siz ne zaman müsait olursanız. Tamam çocukların sınavları bitsin. Filiz'in de bir yere gittiği yok zaten. Gelirsiniz Allah'ın izniyle. Ne duyamadım. Haftaya mı? Ha, ondan sonraki haftaya. Sezon finali diyorsun yani. Ana neyin sezon finali olacak yani? Hani çocukların okulu kapanacak, sezon bitecek ya. Yani o anlamda dedim ben. Tamam. O zaman bak sen telli fırlatmadan ben kapatıyorum telefonu. Tamam. Hadi bak kardeşlerime de selam söyle. Bak Sefer abi bir şey diyeceğim. Öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Çok özledim. Kuzum seviyorum sizi. Hadi konuşuruz. Hadi ana görüşürüz. Hadi eyvallah. Kızmadım vallahi. Çok sevindi geliyorum dedim. Oğlum ben sana dedim Zahide'm kızmaz dedim. O ne ya? Ah.
Cemile! Kızım bir bana bak hele! Buyur babam, ne oldu? Yavrum, ben ilaçlarımı neyime almayı unuttun mu? Benim kulağımda çınlam arttı. Bir de bir şarkı sesi peydahlandı. Bir de Sabri'nin adı yankılanıyor ya. Yok babam yok, sahas bir şey değil. Benziyor pöllüründen yankılanıyor. Öyle ay mi? Hadi gel içeriye girelim, kapıyı mapıyı kapatalım ya. Veysel'ler bu hep kırı bulana kadar işimiz var. Veysel ne yaptı, kimi kırdı? Ya kızım, Veysel'in kırmayla dökmeyle ne alakası var? Boş ver babam, boş ver. Gel kapımızı bacamızı kapatalım da ses gelmesin, hadi. Bu belediyenin sesi mi? He, anlatacağım ben sana. Ya bu kadar açıyorlar ki. Yani bir müziğimiz eksikti ya. Seyfettin, oğlum kapından mısın ya? Yürüsene biraz hızlı yürü. Yok be başkanım, iyi böyle işte. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu hacker tıpkı bir sevda gibi. Sen güvenlik duvarlarını koysan da şifrelerini delip geçer. Akışına bırakmak lazım birazcık başkanım. Vallahi ben böyle düşünüyorum. Seyfettin, ben şimdi sana bir akış göstereceğim, göreceksin. Değil mi? Hadi. Vallahi doğum gününü kutluyor, ne güzel. Doğum günümü mü? Nereden biliyor benim doğum günümü? İlan aşk ediyor, olmasın Sabri abi. Gel. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, çok mutluyum. Yok amcaoğlu, anlaşıldı. Sabri abi değil. Kasabadaki gizemli hacker o değil, kesin yani. Sabri abi değil. Nereden biliyorsun amcaoğlu? Belki dikkat çekmemek için yaptı. Amcaoğlu gözünü seveyim ya. Sabri abi daha ikili ikiyi çarpamıyor. Yazılımdan ne anlar? Hadi ya Ramazan. Vallahi mı? Bilmiyorduk biz de. Allah Allah. Oğlum sen manyak mısın ya? Sen ne diye yazdın la bu isimleri buraya? Hacker arıyorum amcaoğlu. Hacker arıyorsun da böyle mi aranır oğlum hacker? Ha? Böyle mi ne? Oraya Filiz yazmış bak. Masum kızın başını yakacak ya. Amcaoğlu, aramızda kalsın ama. Ben bu Filiz'den çok şüpheleniyorum. Tövbe tövbe ya. Sen iyice kafayı yedin am. Vallahi sen iyice kafayı yedin Ramazan ya. Ya öyle deme amcaoğlu, şöyle düşün. Şimdi bunlar Erkan'la evlenme arifesinde ya. Şimdi bu da hacker ayağına evlenmeyi hızlandırmak için, anladın mı, mesaj veriyor olabilir. Öyle düşün yani. Amcaoğlu Allah aşkına, zaten adamların gelmesine 3-5 saat var. Ya bizim kendi derdimiz bize yetiyor. Bir de seninle mi uğraşalım biz ya? He? Seninle mi uğraşalım Ramazan? Allah aşkına sil şu isimleri, tam kaldır hadi, kaldır şunu da. Şişt. Ne oldu? Amcaoğlu, sen hayırdır ya? Canım mı sıkın, ne oldu? Kenan abiye mi üzülüyor? Yok ya, bir şey yok. Daha mı mısın? Yok yok, var bir şey amcaoğlu, yüzünden düşen bin parça. Kenan abiye mi sıkıyorsun canım? Başka ne olacak oğlum? Vallahi öğrendiğimden beri gözüme uyku girmedi ya. Ne kadar çocuk istiyorlardı ikisi de. Şimdi ikisi de perişan, ne olacağı belli değil. Amcaoğlu, Kenan abi en iyi ben anlarım. Kenan abinin yaşadığı korkuyu, endişeyi. Onun korktuğu şey benim hakikatim oldu. Yani onun korktuğu şey ben yaşadım. Hem günüm oldu, gecem oldu, yıllarım oldu. Ama ben biliyorum, hak biliyorum. Vallahi o, ben Kenan abi aynısını yaşamayacak. Hissediyorum böyle içten içe. Yani onu daha güzel bir kader bekliyor. Bak, hiç beklemediğimiz kadar böyle kolay geçecek. İyi atlatacaklar yani bu süreci. Allah benim yaşadığımı kimse yaşatmasın. Ben senin müsaadenizle bir gideyim de abime falan bakayım ya. Zaten burada da bir faydan dokunmuyorsun. Tabii tabii, git amcaoğlum sen. Vallahi. Yani yanında ol Kenan abi. Amcaoğlu, bir gelişme olursa haber ver ben. Tamam, ararız ya. Sen burayı merak etme. Eyvallah. Ben ne diyeceğim sana? Ya ben daha önce böyle düşünmemiştim de. Sen ne güçlü adammışsın lan. Nasıl baş ettin oğlum bu kadar acıyla, bir şeyle? Vallahi bak, benim diyen böyle bir imtihan karşısında senin kadar dirayetli olamaz ha. Vallahi helal olsun.
bebeği. Sen ne yapıyorsun hala burada ya? Ben de bilmiyorum Veysel. Ne yana baksam belirsizlik. Ne yana baksam bir boşluk, bir çaresizlik. İnsan bu kadar çaresiz olur mu ya? Ya sen çaresiz değilsin ki, sen doktorsun. Abi önünde onca zaman var. Çaresini bulacaksın. Çaresi olan Gülsarı teyzenin kızıyla damadıydı. O kim ya? Gülsarı teyze yok mu ya? Bizim Rüzgar Santrali kurduk ya. O işte arsanın sahibi Gülsarı teyze. Onun kızı da işte Elif gibi. Ya neyse işte onun gibi değilsin diyorum ya. Aman. Topla kendini biraz ya. İyi yanından bak bak, erken öğrendiğin bir çaresini bulabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin yani. Veysel, yapılacak tek şey bugün Elif'i İzmir'e götürmekti. Yapılacak tek şey onu ikna etmekti. Ama siz ne yaptınız? Hepiniz onun yanında durdunuz. O ölecek Veysel. Eğer doğum gerçekleşirse Elif ölecek. Bak bunun lamıcımı yok Veysel. Dur bakalım, bakarız bir çaresine falan, yok. Alternatif yok, yok, yok. Tamam abi, tamam, bir sakin ol. Tamam, biz ne diyoruz, tamam. Yani ne diyeyim, zor bir durum. Yani sen uyuyamadın bütün gece, kendinde değilsin falan. Ben anlıyorum seni de. Ne anlıyorsun acaba ya? Ha? Sen ne anlıyorsun oğlum? Sen hiç karınla kızın arasını tercih yapmak zorunda kaldın mı Veysel? Ne anlatıyorsun sen ya? Yıllar önce hastaneye iki tane kardeş geldi. İkisi de yaralıydı. O zaman hastane imkanları sınırlı. Zaman da yok. Birini seçmek zorundaydık. Daha az yaralı diye, hayatta kalma şansı daha yüksek diye biz abiyi seçtik. Ne oldu biliyor musun Veysel? İkisini de kaybettik, ikisi de öldü. Hadi abiciğim şimdi rahat bırak. Ya abi. Abiciğim lütfen. Çık dışarı. Ya bir şey. Ya senin işin gücün yok mu ya? Ha? Çık. Vallahi Sefer abim sağ olsun, büyük destek oldu ha. Annem de bayağı olumlu düşünüyor bu arada. Bizim çocukların okulda tatile girsin, gelecekler hemen. Yani anlayacağın, birkaç haftaya biz yüzüklerimizi takmış olacağız bu işten. Şşt. Oho. Ya ben yüzük diyorum, kız isteme diyorum. Hanımefendinin aklı hala başka yerlerde. Canım kusura bakma ya. Aklım hala şu hacker meselesinde. Ya adamlar aradılar, bugün gelecekler. Biz hala yazılımı kimin eklediğini bulamadık. Tamam canım, yani dert etme bu kadar. Bulursunuz bir şekilde. Ya biz Ramazan dayımın onayını almış insanlarız ya. Bir yakını bulamayacağız? Ya işte keşke dediğin kadar kolay olsaydı. Ya adam her kimse, belediye hoparlöründen tut bizim icadın yazılımına kadar her şeye el attı. Yani hayalet gibi aramızda dolanıyor. Şişt. Merak etme sen. Her şeyin bir çaresi bulmuş. Ya belli ki kasabadan bizi tanıyan biri yapıyor bunların hepsini. Bak sana bir şey diyeyim mi? Hı. Gerekirse ben kasabanın kapılarını tek tek dolaşır. Senin için bulurum uçakla hayatı. Vallahi kız. Canım ya sağ ol. Ya bir nebze de olsa rahatladım. Ha şöyle ya. Rahatla azıcık. Bak ne güzel yan yanayız. Birkaç haftaya da sözlüm oluyor. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bak sözlü olduktan sonra bir saniye bile ayrılmayacağız birbirimizden ha. Vallahi gülme, göreceğim. Gel. Erkan araba. Ya alırız güzelim. Araba da alırız. Şu yüzükleri bir takalım yeter ki. Erkan alama diyorum ben. Benim şoförsüz araba çalıştı gidiyor. Tamam Filiz. İnsansız araç değil mi zaten? Ne olacak, gitsin. Ya sen anlamadın mı? Ya hacker hackledi. Araba kendi kendine gidiyor. Ayrıca onun da şoförsüz araba. Koş. Tamam Filiz dur. Öyle koşarak yetişemezsin. Gel. Gel. Filiz motosiklet. Allah'ım ya Rabbim. Bas Erkan, bas. Çarpacak şimdi bir yere. Ya şu uzaktan kumandasına in, yok mu? Dindirsene. Durmuyor işte. Hacklenmiş. Bas sen, bas, 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 bas. Allah'ım. Ya bas. Aks kalayım. Dah 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 dah. Aks, aks, aks. Azıcık acele edin kardeşim. Akşam olarsın, suçmanızı mı bekleyeceğiz burada? Hmm.
Bu ne ya? Başıma güneş mi geçti benim? Kardeşim, kendi kendine giden araba görüyorum resmen ya. Allah Allah. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bak kaç yıllık kaportacıyım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. Nasıl olacak işte? Hacker yaptı. Ya arabanın da yazılımını ele geçirdi artık. Nasıl yaptıysa. İntikam mı alıyor aklınca? Ne yapıyor bilmiyorum. Abi ya. İntikam. Ben kimin yaptığını biliyorum. Ne oldu Filiz? Kim? Dur. Tamam kim? Ne oluyor Filiz? Dur. Tamam kim? Anlatacağım. Ne oldu Filiz? Abi ben buldum. Tüm bunları kimin yaptığını buldum. Değil mi kız? Kim yapmış? Çetin abi. Kesin o yaptı yani Çetin. Nasıl Çetin? Bizim Çetin. Evet abi. Ay yok kızım. Allah aşkına bizim Çetin öyle biri değil ya. Niye yapsın Çetin? Abi sizin onu ayarladığınız işe gitmedikten sonra kasabaya geri döndü biliyorsunuz. İşte sonra Erkan'la benle bir takım tatsız olaylar yaşadı. Biz söylemedik size ama kızgın bize biraz. Ama inanın bana abi yani bu kasabada Çetin'den daha iyi yazılımdan bilgisayardan anlayan kimse yok. Filiz haklı galiba dayı. Yani az önce Filiz'in arabası eklendi öyle bastı gitti kendi kendine. Çetin bize kızgınlığından yapmış olabilir. Vay arkadaş ya. Görüyor musun Çetin yaptığını amca oğlum? Şuraya da ver. Ana. Senin kaşla göz arasında ne okudun öyle? Bereket duası oğlum. Allah'ım bana helal kazanç nasip et. Haramdan uzak tut. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme diye dua edersek mahsulümüz bereketli olur. Siz de okuyun. Hadi Allah utandırmasın inşallah. Amin ana. Allah ne güzel düşündün. Hayır duasıyla başlayıp bitirelim inşallah. Hem zaten biz bir olduktan sonra Gedelli'deki bütün tarlaları ekeriz değil mi Rıfat'ım? Vallahi Gedelli'de tek karış toprak parçası bırakmayız. Turan ailesi. Hadi bakalım sahaya. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Dikkat et gel. Dışarı yavaş yavaş. Şöyle at. Hadi bakalım. Ver kızım. Al anam sen bunu. Hadi bismillah. Dur bakayım ben de bakayım. Dur bakayım. Taş bu. Dur şimdi ben saniyesinde hatta Salih sesinde çıkarayım onu. Dur oğlum dikkat et bir şey falan olur da dur. Ya ana Allah aşkına taştan ne olacak ya? Siz şöyle bir açılın. Açıl. Açıl. Merhaba Hanım. Şovu izle şimdi. İzliyor musun? Yanlış alet.
alet yanlış olduğu için ders çıkmıyor. Ben onu başlayayım. Bak şimdi bak. Gelin. Veysel beni rahat bırak dedim. Veysel değil oğlum benim. Dede. Veysel bahsetti durumundan. Seninle bir çıkalım Bozkır'a doğru. Ya dede benim... Bazen çareyi en ummadığın yerde bulursun. Burası sana bir çözüm vermez. Çare de vermez. Mesela sen de. Derman aradım derdime. Derdim bana derman imiş. Bürhan aradım aslıma. Aslım bana bürhan imiş. Sağ solu gözler idim. Dost yüzünü görsem deyim. Ben taşrada arar idim. Ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam. Dost gayrıdır ben gayrıyam. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Söz dürür, yokuş değildir, düzdürür. Alem kamu bir yüzdürür. Gören onu hayran imiş. İşte Niyazi'nin sözün. Bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Dede nereye gidiyoruz ya? Nasibimize. Baksana amcaoğlu. Tıkır tıkır çalışıyor. Kesin var ya. Bu Ayşe Hanım yengenin Almanya'dan getirdiği o çamaşır makinesini ekliyor ha. O ne alaka oğlum? Nasıl ne alaka amcaoğlu, ne alaka olur mu ya? Allah Allah. Ayşe Hanım teyze var ya, he, yemin ediyorum 40 yıldır o makineye var ya gül gibi bakıyor. Vallahi bak. Makineye bir şey olmasın diye yemin ediyorum elinde yıkıyor ya çamaşırları. Öyle bir kadın bu. Bu kasabada o makineden daha değerli bir elektronik aygıt var mı acaba? Yok bu böyle olmayacak. Vallahi ben kafa göz alacağım buna ha. Doğru dedin Erkan. Bence de. Gidip dalarım buna biz. Hadi. Ya, ya oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yediniz? Hacker sorununda niye çözüm getiriyoruz ya Şefiniz? Evet. Demir tavında dövülür diye bir laf duymadın mı sen? Adam başkalarını hacklemeden gidip şunu dövelim. Ha. Değil abi benim. Böyle sorun mu çözülür ya? Hem emin değiliz ki Çetin olup olmadığından. Vallahi aynen öyle. Filiz haklı. Bir durun bakalım ya. Ya ortada fol yok, yumurta yok. Hem bak Çetin bize kaç zamanlık kardeşlik etti ya. Aylarca bize kardeşlik etti. Bizim yanımızda çalıştı. Tamam yani. Bir onun olduğundan emin olmamız lazım. Yoksa o değilse çok ayıp olur. Ne yapacağız amcaoğlu? Böyle elimiz kolumuz bağlı böyle duracak mıyız burada? Öyle durmayacağız Ramazan. Önce onun olduğundan emin olmamız lazım. Yani ondan sonra harekete geçmemiz lazım. O kim lan böyle? Kim o? Ne bileyim, dur bir bak. Alo. Evet buyurun benim. He? He hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Tamam siz o zaman şey yaparsınız. Biz de şey yaparız. Tamam hoş geldiniz. Tamam. Tamam buluşuruz o zaman. Tamam görüşürüz. Amcaoğlu gelmişler la.
Ne olmuş, kim gelmiş? Nasıl kim gelmiş oğlum? Deprem sensörüyle ilgilenen ekip gelmiş. Kasabaya yaklaşmışlar. Biz ne yapacağız? Daha yıkarı bulamadık. He, ne yapacağız? E dedim ben size Çetin dövelim diye. Lan bir dur. Allah Allah amcaoğlu sen de bir sakin ol. Bak benim aklımda var ya çok güzel bir fikir var amcaoğlu. Siz bana bırakın. Ne var lan? Heh, ne var? Söyle bakayım, söyle. Ya amcaoğlu sen bana azıcık güven ya. Ben de diyorum o iş ya, rahat ol ya. Görüyor musun? Ben de diyorum ya. Bana güven ya. Bitti. Görüyor musun sen şunu? Bu, bunun içi oğlum. Fikir doğru, fikir. Rahat olun siz. Allah'ım yarabbim yeter la yeter. Vallahi dünden beri çıstak 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 yeter ya. Vallahi manevitim bozdu benim ya. Tamam Hüseyin emmi, ne diye yer ediyorsun bu kadar kendine ya? Bunun da bir çözümü var. Var mı? He? Lan varsa şimdi çözümü Selami bir yapıver. Allah aşkına Selami, ben vallahi sinir oldum ya. Bir an önce şunu bir yapıver oğlum ya. Tamam çözeceğim, sen bir sakin ol. Bak öncelikle sabit davul alalım. Tamam. Neden dersen bu melodinin bence tek eksiği davul. Adeta vur davulcu, davula derecesine. Sen benimle maytap mı geçiyorsun lan? Sen benimle maytap mı geçiyorsun lan? Ben kaç gündür bunun sesinle burada maneviyatım mahvolmuş. Sen benimle maytap mı geçiyorsun lan sen? Vallahi geberteceğim seni. Sen niye böyle? Ya, habire benimle dalga geçiyorsun lan. Sen de Selami. Vallahi geberteceğim seni ben ya. Durun ya, ayrılın ya. Sakin olun ya. Allah Allah. Siz nereden çıktınız lan durduk yere? Ya amca bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Uzun, bıyık. Hayırdır amcaoğullarım, gene kimi kaybettiniz? Selami senin de şu şakaların yani. Ya kimseyi kaybetmedi, kaybettiğimiz falan yok. Bizim deprem sensörü var ya, işte onu incelemeye gelecekler. Misafirlerimiz geliyor yani. İyi ne bak yani misafirleriniz varsa bundan bize ne? Ya bize ne olur mu ya baba? Allah Allah, kasaba Hacker'da danmış. E bizim deprem sensörünü de eklediler. İşte onlar gelene kadar haliyle incelemeden yani bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Ha yani biz Hacker'ı bulana kadar gelen misafirleri oyalar mısınız? Ha. Yani şöyle yani, bize vakit kazandırmanız gerekiyor. Yapar mısınız bunu bizim için? Ayıp ettin bıyık. Ya misafir ağırlamak bizim işimiz ya sizin. Canınızı yerim ben, canınızı. Ay yaşa sen. Bak ben sana dedim amcaoğlu, bak ben dedim ya. Selami derim bizi yarı yolda koymaz dedim ben sana. Daha yeni dedim valla. Selami yarı yolda bırakmaz da biz bırakır mıyız? Tabii ki ilgileniyoruz, hallederiz onu. Siz yeter ki şu hacker mıdır, bakır mıdır bunu bir an önce bulun ve yok edin lan. Vallahi diyorum oğlum, mahvoldum ben ya. Allah razı olsun, sizden biz halledeceğiz. Siz de didişmeyin tamam. Hadi bulun ama. Tamam hadi bakalım. Bulun. Hadi. Hadi güle güle. Akşam erken gelir Ramazan. Ne yapacağım, sokakta mı yatacağım? Fazıl. Oğlum iyi misin? Abicim ne oldu sana? Güllü çalacak kaçtı. Ben de onu kurtarayım derken ayağım kaydı, düştüm. Ama iyi, merak etmeyin. Bacağım birkaç hafta alçıda kalacakmış. İyiyim ama. Ah be oğlum. Çatı tepelerinde gezdin yetmedi. Şimdi de ağaçlara mı tırmanıyorsun? Ne zaman vazgeçeceksin sen bu kedi peşinde koşmaktan? Tamam anneciğim, artık gitme ağabeyin üzerine. Oğlum olmuş. Yapacak bir şey yok. E iyisin artık. Önemli olan da o. Da seni kim bulup getirdi? Fazıl. Bak sana kimi getirdim? Benim eski emektar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Gülfidan. Anne bakın, beni buraya Gülfidan getirdi. Gülfidan, bunlar da canım annem ve canım kız kardeşim Selma. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Merhaba kızım. Merhaba, memnun oldum. Şey, Filiz'in ablasısınız değil mi? Evet. Kızım, senin için tekerli sandalye de demişlerdi ama iyileşmişsin çok şükür. Çok şükür, öyle oldu. Ben de emektarı Fazıl'a getirdim. Eve tıkılmamış olur, hareket eder. Tabii istersen. İsterim tabii. Vay be. Bu sandalyede oturmak bana da nasip olacakmış meğer. Çok alışma derim. Zaten birkaç hafta ayaklanacaksın. Olsun. Ayaklansam da bu sandalye seni hatırlatacak bana. Koyarım bir köşeye. Baktıkça seni hatırlarım. Beni sandalyeyle değil de daha güzel şeylerle hatırlamanı isterim. Zaten ne zaman ağaç olmaya çalışan bir fidan görsem seni hatırlıyorum ben. Neyse ben emektarı getirdiğime göre gideyim. Zaten hasta ziyaretinde kısası makbul olur derler. Çok geçmiş olsun Fazıl.
Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederiz tekrardan. Kızım, annene falan söyle, olur mu? Aleyküm selam. Sağ ol Gülfit Hanım. Hamdi. Ya kardeş sen ne yapıyorsun burada ya? Ha? Ben senin kolun iyileşmedi. Doktor demedi mi dinlenmen lazım diye? Benim kaybedecek bir saniyem bile yok Sefer. Ne dinlenecek vaktim var. Ne de eğlenecek vaktim var. Muhterem amca niye öyle diyordu? Şimdi daha iyi anladım. Oyalama beni Sefer. Yapılacak çok işim var. Dünya yüklerinden kurtulmam lazım. Ya kardeşim sen insanlardan helallik alacağım dedim. Tamam da mezarlıkta ne işin var sen? Kurban oldum ya. Mezardakileri rahat mı bıraktık sanıyorsun Sefer? Ya buralara hep ben delik deşik ettim. Hem de bir avuç altın bulma uğruna. Ne diyorsun kardeş sen? Hani kasabada söylenti çıkmıştı, defineciler mezarlıklara dadandı diye. Onlar siz miydiniz? Söylenti değil. Bizzat benim içinde bulunduğum bir gerçek. Bu sefer işin zor kardeş. Ya kasabalı çok korktu. Mezarlığa gelemedi insanlar. Kendi yakınlarını buraya defnedemediler. Herkes gitti, uzak uzak yerlere defnetti be kardeşim. Sen şimdi hem insanlardan hem merhumlardan mı helal kalacaksın? Çok zor kardeşim işin. Allah yardımcın olsun. Oyalama beni Sefer. Ya dede Allah aşkına dönelim artık ya. Tamam bak havamızı da aldık. Hem Veysel biraz abartmış durumu zaten. Ya abi neyini abarttın? Gözünü seveyim durum ortada zaten. Ya dede senin benimle değil Elif'le konuşman lazım. Bak o seni dinler. Bizim geç olmadan İzmir'e gitmemiz lazım. Hala İzmir diyor ya. Ufak bir işimiz var. Onu halletmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam dede. Veysel'le halledin işte ya. Tamam mı? Ben gideyim ne olur. Ne olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam muhterem. Çok şükürler olsun. Ben de seni arıyordum Ciritçi Abdullah. Hayır olsun inşallah. Çoban Salih'in koyunlarına kurt saldırdı. Epey bir yaralı koyunları var. Bir kısmı ölmüş. Bir kısmı da yaralı. E tamam doktor var burada. Oğlum ben hekimim sonuçta. Yani veteriner hekim lazım bunun için. Veterinere haber verdik. Ama sen önden bir bakıversen. Hem adam çok zor durumda. Hayvanlar da hep telef oldu. Dede. Hadi gidelim. Hadi bismillah. Hadi gel hadi hadi. Hadi tamam abi. Ya tamam bir yardım edelim adama ya. Veysel abicim sen bana yardım et.
Abiciğim böyle sargı bezi malzeme ne varsa getirsene bana be. Hay Allah ya. Heh, ver. Ver abiciğim. Sıkı tut şunu. Tamam. Kendim aşağıda. Evet Nur. Herhalde bunlar şey ne mi? Bunlar mı lan? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sofralar getirdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Taner Bey'e bakmıştık ama. Ayağını kaldık, tam üzerine bastın kardeşim. Ben Tanergil'in özbeöz amcaoğlusu oluyorum. Sizleri karşılamaya geldik. Evet, evet. Ben de amcası oluyorum. Onların böyle... Fahtepek bir takım işleri çıktı. Hani biz de bu arada böyle oradan buraya kalkmışsınız, gelmişsiniz. Sizinle ilgilenmek, kasabamızı, kültürümüzü tanıtmak isteriz açıkçası. Aslında bizim çok vaktimiz yoktu. Direkt deprem sensörünü incelesek. İncelersiniz bacım, incelersiniz. Deprem sensörü kaçmıyor ya. Önce bir gezerik, tozarık. Kasabamızın lezzetlerinden yerik. Adeta aç ayı oynamaz dercesine. Ben bir... Aç ayı derken yani o şey diyor ayı diye. Hani atasözündeki ayı var ya, onu diyor. Telefon melodiniz de ne güzelmiş öyle. Öyledir. Aslında bu değil benim ama. Bunun da şarkıcılık. Benim açı Hüseyin, buyurun. Ha, bak bak. Başına sağ olsun. Emin mi? Tamam. Olur, tabii tabii. Gelir kardeşim. Tamam, tekrardan başımız sağ olsun. Bizim Mahtar var ya. He? Bir şeyleri ömür. Ah. Benim hemen ağda gitmem lazım. Affedersiniz. Şimdi gel bakayım sen. Ne var lan? Ya insanları burada bırakıp ağda gitmenin sırası mı şimdi? Ne yapayım? Adam ölmüş. Öğle namazına müteakip beni defnedeceklermiş. Benim o ağda gitmem lazım. Peki ben mi öreceğim bu insanlarla beraber, he? Hangi kültür turuna çıkaracaktık? Ya doğru diyorsun da... Şişt, bana bak, aklıma ne geldi? Heh. Ağattan hala kültür turu mu olur lan? Ha? Sonuçta ağat bizim örf ve ananelerimize uygundur. Ne diyorsun? Gitti, gitti. Gül gibi muhtar gitti. Gitti. Sizleri öncelikten kasabamızın klasiklerinden olan cenazelerimizden birine getirelim dedik. Cenazeler binlerce yıldır bizim kültürümüzün bir parçası. Her sene birileri ölüyor çünkü. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzelmiş, başınız sağ olsun. Fümleyen olsun, fümleyen olsun. Benim müsaadenizle şuna bir bakayım. Siz de o sırada helvalarınızı yersiniz. Bakın siz geleceğiniz değil, bir tencere helva kavurttum ya. Adeta misafir umduğunu değil, bulduğunu yer dercesine. Yiyin. Alo. Alo, Selami. Heh, ne yaptınız, aldınız mı adamları? Aldık amcaoğlum, tasa etmeyin size. Çok güzel bir kültür turunun içindeyiz. Hey güzel, yaşa Selami be, güzel. Ne yapmışlar, halletmişler mi? Selami, bu arkadan denen ses ne lan? O bir şey geliyor arkadan, bir ses geliyor. Ses mi? Sesmez yok amcaoğlum, yanlış duyuyorsun sen. Ya oğlum, arkadan ağaç sesi mi geliyor Selami? He? Sen arkadan ağaç sesi mi duydun be? Yok amcaoğlum, ben öyle bir ses falan duymuyorum ya. Bu hacker olacak düzenbaz. Senin kulaklarını da hackledi herhalde. Selami, bunlar adam gibi tize çıkamıyor. Gel de sen biraz tize çık. Senin tizin güzel. Ne yapmışlar, ağda mı götürmüşler? Selami, siz adamları ağda mı götürdünüz lan? He? Siz manyak mısınız? Siz adamları ağda mı götürdünüz? Ne öğrendik kuzum? Muhtar sizlere ömrü, adamın usulüne, adabına uygun gömmeye miydi? Hem misafirlerin keyfi gayet yerinde, şu an ikinci tabak helvalarını yiyor kendileri. Hadi siz eşinize bakın. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Lan tizin çık diyorum ben sana. Tizin basın yerim işimde. Allah'ını seversen telefonda konuşurum ya. Kapattı. Kapattı. Çıkıyor, çıkıyor.
O da saatlerde tıkır tıkır bir şeyler yapıyor bilgisayarda. Başımda bir yere gidiyor işte. Amcaoğlu, kesin bu yaptı. Bu Çetin yaptı amcaoğlu. Yürü takip edelim, şunu kaybetmeyelim. Yürüyün hadi. Yürü. Ulan sen Ahmet. Ulan sen Ahmet. Ay. Ay öğretmenim, beni niye apar topar çıkardınız bahçeye? Yok bir şey canım. Hava alıyoruz işte. Hocam anladı galiba, sözsek mi? Neyi? Öğrencilerinin seni unutmadığını. Selma hocam merhaba. Kızlar. Hoş geldiniz kızlar. Ay hiç beklemiyordum. Uy canım benim, özleşmişiz ya. Finallerimiz erken bitince Gedelli'ye döndük. Dönmüşken de sizi bir görelim istedik. İyi yapmışsınız vallahi. Benim için de çok güzel sürpriz oldu. Hocam bu arada yakın zamanda çok ciddi bir kaza geçirdiğinizi duyduk. Çok geçmiş olsun. Bu çiçekleri de bizden geç gelen geçmiş olsun hediyesi olarak kabul edin lütfen. Teşekkür ederim vallahi. Zahmet etmişsiniz ama ya kızlar. Daha eksiksiniz. Şey Fatma yok mu? Ne oldu, bütünlemelere falan mı kaldı? Yok hocam, o gelmiyor okula. Nasıl gelmiyor okula? Bir şey mi oldu, hasta falan mı? Bilmiyoruz hocam. Kaydını yaptırdıktan sonra hiç görmedik. Gederliğe döndü diye biliyoruz ama haber de alamadık. Allah Allah. İyi de bilgisayar mühendisliği bu kızın hayalindeki bölüm değil miydi? O kadar çalıştı dedin de. Niye durduk yere gelmesin? Bu Çetin'in ne işi var lan burada? Ha? Yoksa babam da mı işin içinde ya? Ya dayı ben size derim. Ya şu Çetin'i bir güzelce dövelim, gerçeği öğrenelim dedim işte. Al, olay iyice Arap saçına dönmeye başladı. Erkan doğru söylüyor amcaoğlu, bence de dövelim. Ama şimdi babam da işin içindeyse babamı da mı döveceğiz yani? Yok artık ya. Oğlum bir durun, iyice karıştırmayın meseleyi. Sen Ali abi. Ramazan abi hayırdır, ne yapıyorsunuz orada? Ya Çetin, biz seninle bir konuda konuşacaktık. Ne konuda abi? Ne konuda olacak? Bizden intikam almak için millete ekleyip duruyorsunuz ya, o konuda. Ekliyor muyum? Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin sen? Düzgün konuş. Allah Allah. Konuşmazsam ne yapacaksın? Kızın arabası bastı gitti durduk yere. Tamam Erkan, sakin ol. Sahip çıksaydın o zaman. Sevgilin değil mi? Senden mi öğreneceğim lan Sevgi ben nasıl sahip çıkacağımı? Dur lan Erkan, ne oluyor? Allah Allah. Kız örgülü, anlat bakayım burada. Üçünüzün arasında bizim bilmediğimiz ne oluyor acaba? Ya. Ha Çetin. Ne yaptın oğlum? Çözebildin mi? Taner, Ramazan, oğlum sizin burada ne işiniz var? Başkanım, ufak bir yanlış anlaşılma oldu da. Taner abimler onca zaman beni tanıyamamışlar. Kasa vereyim dedim sanmışlar başkanım. Buyurun bilgisayarınız. Ya olur mu öyle şey çocuklar? Yani benim bilgisayarı da hacklemişler. Ben de Çetin'den rica ettim yani yapabilir misin, düzeltebilir misin falan diye. Yani aksine bu süreçte bize yardımcı bile oldu yani. Hadi ya. Hadi ya. Çetin kardeşim ya, neden sen haklısın ya? Ya biz ne ara senden şüphelendik? Nasıl oldu ben hiç anlayamadım. Ne olur aklına helal et ya. Helal olsun abi ya, sıkıntı yok. Ya Çetin kabiliyetli adamsın sonuçta. Yani bilgisayardan neyi anlıyorsun ya, biz öyle sandık yani. Zehir gibi adamsın sonuçta. Hı. Yok Ramazan abi ya, rahat olun. Ben kızmam size. Üzerimde hakkınız büyük ne de olsa. Bugün elimiz ekmek tutuyorsa sizin sayenizdir. Eyvallah kardeşim, eyvallah, sağ olsun. Çetin, asıl ben özür dilerim senden. Yani herkesi ben yanlış yönlendirdim. Okulun pilav gününde son olanlardan ötürü. Endişe edeceğiniz bir şey yok Filiz. Gerçekten mühim değil. Her ne yaşadıysak yaşayalım. Arkadaşız biz seninle. Hı. Erkan, sen de rahat ol. Ben öyle size salça olacak cennette bir adam değilim. Filiz benim arkadaşım. Onun mutlu olması beni de mutlu eder. Benden yana bir endişeniz olmasın yani. Eyvallah, sağ ol. Dediğim gibi Taner abi, sıkıntı yok. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bu hacker'la alakalı bir şey bulursam da haber ederim sana. Ne olur kardeşim, eyvallah hadi. Aslan Çetin. Hadi dikkat hadi bakalım. Efendim canım. Dur olur, tamam. Geliriz tam olarak nereye? Tamam canım, geliyoruz şimdi, tamam. Tamam. Tamam, geliyoruz. Ne olmuş? Selma aradı şimdi. Hacker'ın kim olduğunu buldum dedi. Vah. Fatma benim en başarılı öğrencimdi.
Daha çocuk yaştayken bilgisayar kullanmayı falan öğrenmişti kendi kendine. Afacan da bir çocuktu. Geçen sene de üniversite sınavına girdi. Hatta derece yaptı. Bilgisayar mühendisliğini kazanmıştı. Bilgisayar mühendisliği mi? Kesin o yaptı. Beğendiğimizi kesin. Ya iyi de canım niye yapsın ben anlamadım ki ya. Hem senin de öğrencinmiş yani. Niye kasabalıyla uğraşsın ki? Tam olarak ben de bilmiyorum da. İşte arkadaşlarına sordum, soruşturdum. Üniversiteyi kazanmış, kaydı yaptırmış, gitmemiş okula. Gerisin geri buraya gelmiş. Çocuklarla da işte görüşmeyi falan kesmiş, kendini eve kapatmış. Ben de emin değilim ama muhtemelen o yaptı Taner ya. E ne yapacağız yenge, amcaoğlu? Ha? Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Bak adamlar kaç saattir oradalar ha, bekliyorlar yani. Vaktimiz daraldı, ne yapacağız? Bir bakalım amcaoğlu, bir Fatma'nın meselesini öğrenelim. Yani kız neden üniversiteye gitmemiş, gidememiş? Derdine bakalım neymiş? İşte ondan sonra salla Kerim. Hadi bakalım. Oğlum şunu düzgün tut şurası. Nasıl düzgün tut? Tutuyormuş da daha nasıl düzgün tutacağım ya? Allah Allah. Hiçbir koyun kırpmadın oğlum. Düzgün sıkı tut, şöyle tut, tut, tut. Allah aşkına laflara bak. Baban sanki çobandı. Neyse. Şimdilik tamam gibi. Veteriner hekim gelince o da bakar da bence zamanla iyileşirler. Sağ ol kardeş, seni Allah gönderdi. Çoban Salih, Çoban Salih. Kuzular, yeni doğan kuzular. Anıları vardı yanlarında. Kurt gelince ben bile korktum Çoban Salih. Ben bile gidemedim kurdun peşinden. Koyun o haliyle kafa tuttu. Kurda geçit vermedi, kordu yavrularını. Koyun nerede şimdi? Şurada. İşte ben buraya bağladım. Bir şey olmamış. Analık böyle bir şey işte Çelikçi Abdullah. Merhamet böyle bir şey işte. Savunmasız, silahsız bir koyunu bile kurdun pençesine karşı kahramana dönüştürür. Ben anladım. Sen benden daha akıllısın. Sen de anlamışsındır. Rıfat'ım gel bari bir şeyler ye. Ya sabahtan beri ne yordun gülüm kendine? Yok gülüm yok. Ben şunu bir halledeyim. Sonra iki lokma bir şey yerim. Rıfat'ım öyle aç aç olur mu? Taşı kaldıracağım diye harap ettin kendine. Bak orayı boş verelim olur mu? Küçücük yer zaten. Hah? Oraya da ekmeği veririz. Olmaz gülüm olmaz. Ben bu tarlanın her karışını, hatta her santimetre karesini kazacağım. Bu bizim çocuklarımızın rızkı ya. Ya iyi de gülüm o kadar emek veriyorsun ama karşılığında gelecek olan şey çok az. Bak biz helal lokmaya niyet ettikten sonra çocuklarımızın rızkı azalmaz aksine artar. Hadi gülüm be. Hadi sen düşünme bunları gel gözünü seveyim hadi. Oğlum Mihriban haklı. Ya niye düşünmüyorsan kızcağızı düşün bari. Sabahtan beri senin için endişeleniyor gel hadi. Yok ana yok. Yok endişelenecek bir şey. Ya ben şu taştan mı korkacağım Allah aşkına? Şu cansız taş mı korkutacak beni? Heh. İyiyim ben. Benim gücüm, kuvvetim yerinde. Öyle deme oğlum. Umladık taş baş yarar derler. Vazgeç şu inadından da gel hadi. Ben bu taşı kaldırmadan gelirsem oraya gözüme uyku girmez. Vallahi burada bu darlada bir tane taş bırakmayacağım. Bırakmayacağım ben bu taşı. Çıkacağım. Aa Selma Hoca Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Müsait miydiniz? Biz Fatma'yı görmek için gelmiştik de evde mi kendisi? Evde evde, pek dışarı çıkmaz zaten. Odasındaydı, ben hemen haber vereyim. Ablacığım aman ya şey yapma yani, haber vermesen istersin ya müsaaden olursa Selma öğretmen ona sürpriz yapmak istiyor. Sürprizi bozulmasın o anlamda. Olur, buyurun ev müsait. Olur, tamam. Hadi. Hadi, buyur, buyur. Kızım, bak kim geldi. Anne beni rahatsız etme demiyor muyum sana ya? Cim,
Fatma kızım, müsait miydin? Ben şey... Öğretmenim, sizin ne işiniz var burada? Fatmacığım, bir 5 dakika konuşabilir miyiz müsaitse? Yani benim biraz işim vardı aslında ama... Fatma, yani istersen gel bir dışarıda konuşalım. Ha abicim, kasabayı sonra gözetlersin. Heh, gel hadi. Ya ben bilmiyorum. Ya ben kimsenin bir şeyini hacklemedim. Siz yanlış anlamışsınız muhtemelen. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Fatma canım benim. Her şey ortada zaten. Hadi ne olursa işimizi daha da zorlaştırma artık. Aynen öyle Fatma. Bak, bilgisayar ekranını da gördük ya. Ayrıca bu kasabada bu işi senden başka yapabilecek, becerebilecek kimse yok. Aynen öyle. Bak, bu yaptıklarından ötürü bir sürü insan zor durumda kaldı. Taner abinlerin yaptığı icatlar, uğraştıkları icatlar falan kullanılamaz hale geldiler. Ya bak, bugün icada bakmaya gelecekti. Bakamadı adamlar. Yani biz de oyalıyoruz şimdi adamları problemi çözmek için. Hadi be. Ben bilmiyordum. Öğretmenim, çok özür dilerim. Ya ben bunun buralara gelebileceğini tahmin etmedim ki. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Çok özür dilerim. Yaptığını kabul ediyorsun yani. Ben doğru mu anladım? Niye yaptın peki? Ben sadece yapabildiğimi göstermek istedim. Belki de sesimi duyurmak istedim. Ben buradayım diyebilmek istedim. Ama hiç merak etmeyin. Ben şimdi gidip hepsini çözerim. Anladım canım. Ama merak etme, biz seni şikayet etmeyeceğiz zaten. Sadece... Ya sen ne güzel üniversiteni kazanmışsın, istediğin bölüm dolmuş. Niye gitmedin okuluna? Niye döndün kasabaya? Bilmediğiniz şeyler var öğretmenim. Babam... Gel Dünür, gel. Buyur oğlum, sen de. Sağ ol bey baba. Bunların ne işi var Dünür senin evinde? Düğün öncesi sen bizi stres etmeye mi çalışıyorsun ha? Düğün mü? Fatma, ne oluyor kızım burada? Bir şey yok baba. Yani Selma öğretmenim beni ziyarete gelmiş de. Hayırdır? Ne ziyaretiymiş öğretmen hanım? Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntı yok. Ben eski öğrencimi ziyaret etmek istedim sadece. Üniversite kazanıp gitmediğini öğrendim de bugün. Fatma üniversiteye gitmeyecek öğretmen hanım. Aklını bulandırma sakın. Yarın düğünü olacak bu kızın. Ne düğünü olacak? Nasıl düğün olacak? Öyle işte öğretmen hanım. Duydunuz. Bu kız oğlumun nişanlısı. Bir dakika Kazım Bey, bir dakika. Ya sizin daha geçen aylarda düğününüz yok muydu? Şimdi düğün ne alaka ya yeniden? Siz el birliğiyle mahvetmeydiniz vardı. Sizin yüzünüzden bozuldu. Ama iyi ki de bozulmuş. Gönlümün asıl sultanını buldum. Lan yuh artık Kamil ya. Ya yuh sana ya. Ulan kaç yaşında adamsın? 18-19 yaşında kızla evlenmeye utanmıyor mu ya? He, kafayı mı yediniz siz? Ayıpla, ayıp. Orası sizi hiç stres etmez. İşinize bakın hadi. Sen de bir şeyler desene Dünürcüğüm. Fatma, geç içeri. Ben tekrar çok özür dilerim. Söz veriyorum, şimdi girip halledeceğim. Siz de buradan gidin öğretmen hanım. Kızımı rahat bırakın. Buyur. Stres yapmadım her şeyi. Sinema, hareketlere bakalım. Böyle böyle. Bu insan hiç mi değişmez ya? Ürünme bak. Meseleye bak bak. İşin açısına bak. Abla gelmedi, ben gideyim olmadı ya. Dur. Vallahi. Ya Kadıcığım dur bir hele ya. Gelir birazdan. Bilmedim işte. Kız evi, naz evi. Öyle değil mi? Ah, onu diyene bir bulsam, bir bulsam var ya. Konuşma lan. Aha, geliyor. Al, yürü. Sen otur da, biz gidiyoruz. Merhaba. Pakize benim adı. Geç kaldım, kusura bakma. Yolda ufak bir panik yaşadım da. Söyleme sahip köpek kovaladı. Ben de havlamayı duyunca köpeğe hiç bakmamışım. Koştum, epey bir koştum. Ağaca tırmanayım derken bir baktım Fino'ymuş. Boşuna paniklemişim. Estağfurullah, hiç önemli değil. Buyurun oturun lütfen. Korkmayın. Bizim baloncu abi var ya, balon patladı. Hay Allah. Ben onu bomba sandıydım. Ay panik yapmışım bir an. Yok. Burada en fazla
top patlar çok şükür, o da Ramazan'da, Ramazan topu. Ha, onu deme bana. Her iftar vakti unutuyorum, top patlayınca da küt diye bayılıyorum. Sonra ne iftar kalıyor, ne teravih. Bu yüzden Ramazan'dan sonra tutuyorum oruçlarımı. Öyle mi? Ne güzel, güzel. Bir şeyler içelim, ne içersiniz? Yok, ben bir şey almayayım, niyetliyim. Niyetliyim derken neye niyetlisiniz? Oruca. Dedim ya, Ramazan'dan sonra tutuyorum. Hep emin olamıyorum, oldu mu, olmadı mı, vakitli mi, vakitsiz mi? Yani panik yapıyorum herhalde. Böylece garanti alıyorum. Bunu da kabul etsin. Ne diyeyim? O zaman ben de bir şey içmeyeyim. Böylece oturalım burada. Allah! Pardon. Panik yapmayın, şişe. Şişe düştü. Ben yine panik yaptım değil mi? Dede, ben şimdi bütün bu olanlardan ne anlamalıyım? Elif'in neden vazgeçmediğini mi? Yoksa bir umut mu beslemeliyim kurtulacaklarına dair? Arif olana fazla laf ziyandır Kenan. Ama madem sordun, cevabı ikisi de. Bak şu bozkıra, bak şu şehirlere, bak şu dünyaya. Ne görüyorsun? Merhamet. Bir ananın en büyük duygusudur merhamet. Onu en güçlü yapan bu. Yani doğumda da böyle olacak mı diyorsun? Öyledir diyemem elbet. Ama merhamet. İnsanı en güçlü yapan duygudur merhamet. Sen tedbirini alacaksın elbette. Ama biraz da cesaretlendireceksin, güçlendireceksin onu. Önüne geçerek değil, onu belli kararlara zorlayarak değil, yanında olarak, güçlü durarak. Sen sağlam durursan, o da sağlam durur. Sen tevekküllü olursan, o da tevekküllü olur. Dede. Biliyor muydun? Bugün yola çıkarken biliyor muydun bunların böyle olacağını? Nasip dedim Kenan. Yola çıkarken nasibimize gidiyoruz dedim. Demek ki nasibimiz buymuş. Gördüğünüz gibi kıymetli misafirlerimiz, bizim buralarda cenaze merasimlerimiz tam olarak böyle olur. Adeta bir kültür okyanusu gibi ilk derecesine. Evet, doğru söylüyorum. Şimdi bir de müsaadeniz olursa böyle birlikte bir yemek yiyelim diyorum. Aramızda kalsın ama bizim buraların kabargası çok ünlüdür. Sağ olun beyefendi ama gerçekten çok oyalandık. Artık bir an önce Taner Bey'i arasanız da biz de bir an önce işimize gücümüze baksak. Olmaz vallahi, Hüseyin emmimi duydunuz. Biz öyle Gedelli'ye geldik de bir kaburga bile yedirtmediler, dedirtmeye kadar. Ama bakın... Hüseyin abi, Selami, duydunuz mu olanları? Ne var lan, ne oldu? Bugün vefat eden muhtardan sonra yeniden muhtarlık seçimi olacakmış. Aday olmak isteyenlerin bugün hemen başvurmaları gerekiyormuş. Yapma ya. Ya 40'ı çıkaydı bari adamın. Bırak la 40'ını 50'sini. Koskoca kasaba muhtarsız mı kalacak? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Hüseyin'im? Nereye gideceğim? Muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Muhtarlığa adaylığını mı koyacaksın? İyi de bizim de bir fikrimizi soraydın. Belki biz de adaylığımızı koymak istiyor. Hayır, artık bu kasabaya böyle bir zengin, genç, yanık sesli, bıyıklı birinin muhtar olması gerekmiyor mu canım? Yani yanlış mı düşünüyorum ya? Alo, kime diyorum ben, Hüseyin'im mi?
oluyor galiba. Sıkıntı çözüldü vallahi, oldu ya. Olacak tabii kız, örgülü Allah Allah heykırı bulduk. Amcaoğlu sen bir makineyi kontrol etsene, bir ışık gelmesi lazım, bir bak bakayım. Gelmedi amcaoğlu. Bir dakika, bir saniye. Bir de şimdi bak. Aha. Geldi. Yandı vallahi. Oh be, çok şükür bak. Aldı, aldı. Allah var ya, çok şükür ya. Aldı güzel. E canım, adamları gitmeden arayın da bari, kaç saat oldu? Doğru dedin canım. Ramazan, selamı ara. Hemen selamı ara. Heh. Bana. Ha selamı. Hemen adamları topla, ağla gelin hadi. Nasıl ya? Ne oldu? Nereye gittiniz oğlum? Adamları bırakıp gittiniz mi? Muhtarlığa mı gittiniz? Selami oğlum, siz manyak mısınız? Niye gidiyorsunuz adamları bırakın? Ben öldüreceğim seni Selami. Yemin ediyorum seni var ya, öbür dünyada muhtar yapacağım Selami. Tamam Ramazan, kapat kapat. Adamlar gitmiş, mesaj atmışlar. Kapat, kapat. Ne mesajı? Hüseyin amcamla Selami adamları bırakmış. Adamlar da çekip gitmişler bize ulaşamayınca. He gitmişler. Ulan Selami, ulan Selami ya. Çok ayıp oldu ya. Vallahi çok ayıp oldu. Adamlar ta nereden bizim için geldi ya. Ya tamam, siz niye hemen pes ediyorsunuz ya? Geciktiğimiz, yetişemediğimiz bir durum yok. Gideriz adamları yolda yakalarız, olanı biteni anlatırız. Zaten bizden kaynaklanan bir durum da değil. Aynen öyle dayı. Ya bizim kitabımıza pes etmek var mı ya? Bozkır yolu duruyor durduğu yerde. Ne diyorsun amca? Ne diyeceğim amcaoğlu? Allah diyorum ya, Allah Allah. Hadi ya, acele ederim. Sen de ara, ara adamları hemen. Erkan, Filiz, siz de aletleri toparlayın hemen. Hadi amcaoğlu, biz de acele ederim. Hadi çabuk, 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 çabuk. Hadi. Biz bu şimdi... Allah kalınlara. Yok amcaoğlu, çekmiyor. Arıyorum arıyorum, ulaşılmıyor. Tamam tamam, kötüyü çağırma amcaoğlu. Belki de adamlar sana uyuz olup, ne bileyim, başlarım bunların icadına deyip seni engellemiş olabilirler. Ne diyorsun oğlum sen? Allah Allah. Doğru, ne diyorsun? Ben adrenalin meridimi biliyor musun amcaoğlu ya? Ara ara sen bir daha. Sen sor, niye yanıp sordun? Allah, sen sor, sinyal veriyor abi. Yani? Ne yani? Yanisi mi var Erkan? Allah Allah, yer altı hareketliliği var yani diyor ya. Gönül dağından taşlar düşmüş olabilir şu an, düşüyor olabilir yani. Allah Allah, tamam sen yavaş yavaş dikkatli git, çok daha yanaşma tamam. Yavaş dikkatli dayı. Git, yavaş. Olmuşlar burayı böyle. Taş düşmüş amcaoğlu, yol kapanmış, görmüyor musun? Taner, bunlar onlar olmasın? He canım, onlar galiba. Gelin bir bakalım, gelin. Selamünaleyküm. İyi misiniz? Birinizde yaralanma falan filan var mı bir şeyiniz? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Kaya düşmüş, yol kapalı. Dayı, baya baya çalışıyor sizin bu alet. Arabadayken de bu makine şey yapmıştı ya, kayaların düşeceğine haber vermişti. Siz? Ben Taner Kaya, amcaoğlum Ramazan Kaya. Ya kusura bakmayın. Yani hakkıyla ilgilenemedik sizinle. Vallahi çok mahcup olduk. Ne olur kusura bakmayın. Vallahi her şeyde bir hayır vardır derler ya. Yemin ediyorum tam öyle oldu yani. Yani bize böyle bir 5 dakika verirseniz ne olur yani, kusura bakmayın ya. Bizlik bir durum yoktu. Gazeti bir şey olmadı. Derdimizi anlatalım. 5 dakika. Siz az önce makine kayaların düşeceğini önceden haber verdi dediniz. Yanlış mı duydum? Ha şey, bu makine işte. Biz yolda gelirken sensör sinyal verdi. Arabada anladık deprem olduğunu. Sonuçta malum ortada. Taner Bey, Ramazan Bey. Eğer ki siz bu kayaların düşebileceğini önceden ölçebildiyseniz... ki zaten gördüğümüz kadarıyla da ölçmüşsünüz. Çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Gördüğümüz kadarı değil mi arkadaşlar? Eşim benim, anladım. Özrümüzü kabul ettiniz. Ya dinleyeceksiniz bizi. Çok güzel, çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah. Güzel, tam nasıl zamanda yakaladık orada? İşte. Her şerde bir her hayır şey var. Kayalar düştü, sizi yakaladık işte.
amcaoğlu göreceğim var ya, Taner anlattıkça adamlar parıl parıl parlıyorlar ha, o derece yani. Tabii gördüler mucit köpeği. Mucit köpeği görünce böyle denizde var ya incip görmüş gibi bakıyorlar ha. İyi oğlum ya, Allah sizden razı olsun ya. Vallahi bir günde çözdünüz ya meseleyi. Hatırlat da kurban keselim yarın. Amcaoğlu tam çözülmüş sayılmaz ama adamlar bir daha gelip bakacaklar. Ondan sonra var ya deprem sensörü sükse yapacak inşallah. Yapsın yapsın da şu üstümüzde kara bulutlar bir dağılsın ya. Kenan abi ne yaptı amcaoğlu, durum nasıl? Nasıl olsun oğlum? Şimdi dağılmış durumda. Ama dedem biraz topladı, bozkura çıktı da. Olay imtihan değil. Bakalım. Ya benim de kafama Fatma takıldı ya. Fatma kim lan? Ya bu şey, hacker çıkan kız değil mi? He ya, aynen öyle amcaoğlu ya. Kızı, daha gencecik ufacık kız ya. Kamil'le nişanlamışlar, sözlemişler bunu biliyor musun? Bu kabakçıların Kamil. He. Ya amcaoğlu kız var, gene iyi yapmış ha kasabayı eklemekle. Ben olsam bütün kasabayı yakardım. Ya kız resmen son dakikaya kadar yardım çığlığı atmış, biz duymamışız ya. Yarın da düğünü var işte. Ne yapacağız oğlum? Ya tamam, bizim mesele çözüldü de kızı bu durumla bir başına mı bırakacağız? Amcaoğlu ne yapacağız bilmiyorum. Ama göz göre göre kızın hayatının mahvolmasını izlersek, yani ben kendim bir ömür boyu affedemeyeceğim, onu biliyorum. Selamın aleyküm ey kasaba halkı. Selamun aleyküm. Selam. Hayırdır Hüseyin? Vallahi yüzünde güller açıyor senin gibi. Ne o, müjdeli bir haber mi aldın? Yok yok Hüseyin, müjdeli haber almadım da size birer müjdeli haber getirdim. Tekrarlanacak olan mıhtarlık seçiminde bugün aday oldum. Hayırlı olsun Hüseyin. Yakışır vallahi. Bravo. Bravo. Sağ olun öyle ama yani öyle kuru kuru bravo ile olmaz yalnız. Her birinizin tek tek oylarını bekliyorum. Allah izin verirse böyle hep beraber bu seçimi alacağız inşallah. Bu iş o kadar kolay diye. Ne oluyor lan? Burada anlamayacak ne var Hüseyin'im? O kadar kolay değil dedim. Çünkü muhtarlık seçimlerinde ben de adayım. Hayda. Sen ne diyorsun Selami ya? Ha? Biz seninle konuştuk. Anlaştık değil mi? Muhtarlığa ben aday olacaktım. Yani dost musun, düşman mısın? Açık konuş burada. Ben tabii ki dostum. Hüseyin'im dost olmaz mıyım ya? Kasabamızda yaşayan 7'den 70'e her vatandaşımızın dostuyum ben. Evet. Bu açıdan siz değerli hemşerilerimizin dostu olan bana, yani Selami Feyso'ya oylarınızı bekliyorum inşallah. Yaşa Selami. Bravo, bravo. Sus lan, sus. Size de ne oluyorsa bir onu alkışlıyorsunuz, bir beni alkışlıyorsunuz. Allah Allah. Baba Selami. Burada ben varken muhtarlık sana yakışmaz. Erkek yaşını bilsin. Burada ben varım, sırada benim. Tamam Hüseyin emmi. Madem yaşına bu kadar güveniyorum, sen de ihtiyar azası olursun benim yanımda. Zaten bu yaşla olup olabileceğin maksimum bu. Bana ihtiyar mı diyorsun lan sen? Asıl ihtiyaç sensin. Derhal o adaylığını çekeceksin lan Selami, anladın mı? Çekmeyeceğim. Çekil mi? Hadi çektim. Nasıl çektim? Ne vereceğim daha? Ne vereyim benim? Merak etme seni bana. Çekeceğim dedim, çekeceğim. Çekmeyeceğim. Çekeceğim. Cümleten hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Siz kıymetli hemşerilerimin 5 dakikasını alacağım. Al. Malumunuz önümüzde yaklaşan muhtarlık seçimleri var. Ben de Aydın Battal olarak bu seçimlerde adaylığımı koydum. Her birinizin oylarına talibim. Aha buradan ya. Yok artık Aydın emmi ya. Bari sen yapma gözünü seveyim. Niye yapmayayım kardeşim? E ne demek niye yapamam kardeşim? Allah Allah. Sen şair adamsın. Şiirini yaz. Kağıdına bak. Şairliğinin muhtarlığın ne alakası var kardeşim? Hüseyin emmi diyor. Onu diyor zaten. Aydın emmi ya. Aa, senin davarların yok muydu? Gidip onları gütsen ya. Ne diye bizim işimize çomak sokuyorsun? Davar gütmeyle muhtarlığın ne alakası var kardeşim? Ya ne demek ne alakası var kardeşim? Al davarlarını güt işte. Yani hatta al bu Selami'yi, onu da güt. Anladın ha? Evet. Duydunuz değerli halkım. Bana davar dedi. Davar demedim, güt dedim. Dedim. Güt dedim ben sana, davarı güt dedim. Doğru. Güt dedim sana. Bana dedin, davar dedin. Konuşma Selami, adaylığını geri çekeceksin dedim, o kadar. Beni daha fazla... Aday olacağım. Çatla çatla, konuşma, senle aday olacağım. Adaylığını çıkmasın. Ne olacaksın? Ben sana adaylığını çıkacağım dediysen... Olacağım. Çatla, çatla sen de aday olacaksın. Aday olacağım. Çatla sen de, çatla sen de aday olacaksın. Hadi bakalım görelim. Açmıyor.
Hiç böyle yapmazdı ki. Anne, babam ne zaman gelecek? Annem, sen yemeğine başla. Baban gelir birazdan. İşi çıkmıştır, tamam mı? Nasıl? Taşa kafayı taktı ya. Hala tarla dolmaz. Yok, ona değildir. Değildir, değil mi? Kahveye mi baksana? Ne yapsam bilemedim. Şimdi yemeğimizi yiyelim de sonra beraber ararız. İki adım yer için uğraştığı şeye bak. Nefsiyle mi inatlaşıyor, doğayla mı inatlaşıyor bilemedim ben ha. Anlam Rıfat'ı bilmiyor mu? Kafasına bir şey koydum, önünde daha dursa dayanmıyor. Doğurduğumu bilmez miyim? Ama sen yine de dikkat et kızım. İki işle birden ilgileniyor. Daha ilk günden taşa kafayı taktıysa bu. Yaza işimiz var. Oho! Hadi annem, yoğurttan da yesen bakayım. Ha. Hadi hadi, ye de sen gidelim. Hadi bakalım. Sen mi yamansın, ben mi yamanım? Ne la? Bu yüzden mi koymuşlar bunu buraya? Geldik anne. Elif. Sen eminsin değil mi? Doğum için. Bana bir söz vermeni istiyorum. Ne konuda? Her zaman güçlü olacağın konusunda. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağına dair. O an, ameliyatta ve o güne kadar yapılması gereken her ne varsa o konuda. Tek bir ihmalin dahi olmayacak. Söz veriyorum Kenan. Ama senden de bir söz istiyorum. Sen de iyi olacaksın. Ve asla vazgeçmeyeceksin, tamam mı? Söz. Thank you.
Hayırlı günler teyzem. Buyur. Ben Hamdi. Rahmetli mezarcı İlyas'ın oğlu. He, kıl kuyruk dedikleri. Ne vardı? Teyzem, ben helallik almaya geldim sana da. Vaktiyle senin oğlunun mezarını define için ben kazmıştım. O sen miydin? Adı batasıca seni. Bir de karşıma geçmiş, helallik istiyorsun. Oğlumun mezarını öyle görünce nasıl üzüldüm biliyor musun? Haklısın teyzem. Ne desen haklısın. Yaptık bir cahallık. Affet. Hem ben oğlunun mezarını temizledim. Sana söz veriyorum. Bundan sonra ömrüm yettiğince mezarın bakımı bana ait. Ben oğlumun mezarını düzelttim. Peki, kimi kimsesi olmayan, onlar ne olacak? Ben herkesi tek tek not alıyorum teyzem. İnşallah helali kalmadığım kimse kalmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Hakkım helal olsun. Mezarını kazdıklarının ahirette hesabı sana yeter. Oğlumla da öteki tarafta hesaplaşırsın. Biraz geç çıktım, kusura kalma Naim amca. Senin babanın mezarı Güneşli mezarlığındaydı değil mi? Evet, oraya gömdüydük babamı. Sen niye soruyorsun bunu? Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Naim amca. Bunca yılda yüz yüze baktık. Rahmetli babanın mezarını vaktiyle define için kazan bendim. Sen miydin? Ulan haysiyetsiz adam. Bir de karşıma geçmiş, pişmiş kelle gibi söylüyorsun. Senin yüzünden defineci korkusundan ne yapacağımızı şaşırdık. Anam ölende babamın yanına gömemedik. Aile mezarlığımız bile olmadı bizim lan. Vallahi ne desen haklısın Naim amca. Onların günahı benim boynuma. Ama bak sana söz veriyorum. Bundan sonra babanın mezarıyla ben ilgileneceğim. Temizliğini, fatihasını eksik etmeyeceğim. Hakkını helal et, ne olur. Senin sözünün hükmü yok benim gözümde. Babamın mezarını yıllardan beri nasıl temizliyorsam yine ben temizlerim. Bas git işine. Kurban olayım Naim amca. Bir dinle beni. Kurban olayım. Bak, sen benim küçüklüğümü bilirsin. Ben yemin ettim artık, her şeyi düzeltmeye karar verdim. İki yakan bir araya getirmeye çalışıyorum. Yaşayan bir ölüden farksızım adeta. Naim amca, Allah tövbe edenlerle beraberdir. Sen benim günahıma sevapla karşılık ver ha, ne olur. Sadece babamın değil, bütün mezarlıkta yakınları olanların hakkı var. Onların helalliklerini alırsan benim hakkım da helal. Eğer bir tanesi eksik olursa helal etmiyor. Tamam, üzülme. Kendini suçlu da hissetme. Ben iyiyim, merak etme, tamam? Gülfidan. Merhaba. Hoş geldin Gülfidan. Dilaş bak kim gelmiş. Otursana. Nasılsın? Daha iyisin, değil mi? İyiyim, iyiyim, merak etme. Seni gördüm, daha iyi oldum. Kalemler ne öyle? Senin için getirdim. Benim yüzümden düştün gibi oldu ağaçtan. Ben de geleyim, gönlünü alayım istedim. Ne yapacağım o kalemleri? Ben resim yapmayı bilmem ki. Sen yapmayacaksın ki. Ben yapacağım.
böyle altının üzerine güzel bir hatıra bırakmak iyi olur diye düşündüm. Hem renk olur. Ne istersin, ne çizeyim? Dur, sen söyleme, ben tahmin edeyim. Kendi kendisinin sahibi olan tatlı bir kedi. Fidan çiz. Böyle köklerine tutunmuş, ağaç olmaya çalışan güzel bir fidan çiz. Peki, kırılan dalları da yeniden yaşarmış olsun mu? Olsun. Büyümüş, serpilmiş olsun o dallarla birlikte. Ne rüzgar, ne fırtına tekrardan dallarını kırmasın. Ne olursa olsun, hiçbir şey olmasın. Peki, sence bu fidan büyüyüp serpilecek mi? Ağaç olacak mı? Bilmem. Bu ona bağlı. Eğer köklerine sarılıp dallarıyla güneşe dönerse neden olmasın ki? Ve işte bitti. Ne güzel olmuş. Eline sağlık bir fidan. Kedi de eklemişsin, bizim İrmi'ye benziyor aynen. Ressam olsana sen ya. Olamam. Benden geçti fazla. Niye geçsin ki? Gayet yeteneklisin bence. Bir şansını dene bence. Hem illa ressam olmana da gerek yok. Belki resim öğretmeni olursun. Çok güzel bir öğretmen olur senden, biliyor musun? Küçücük fidanlardan ne ormanlar filizlendirirsin belki. Hı? Olmaz fazla. Olmaz. Benden artık hiçbir şey olmaz. Ne olur bir daha bu konuyu açmayalım. Neyse. Geç oldu, ben kalkayım artık. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol Gülfidan. Her şey için çok sağ ol. Hoşça kal. Sen de. Kedin de aynısını yapmış ha. Soruyu sanki benim sana sormam gerekiyor Rıfat'ım. Sen dün gece niye eve gelmedin? Hı? Vallahi bak, komşular söylemese aklım çıkacaktı. Ya gülüm, ben işte o taşı kaldırırken takatim düştü, burada uyuyakalmışım, kusura bakma. Ya ben seni meraklandırdım değil mi? Tamam, bugünlük böyle olsun. Ama bir daha evinden uzak, ayrı gayrı böyle sandalye üstünde uyumanı istemiyorum Rıfat. Yani tabii başka inatlaşacağın taş kalmadıysa. Yok yok yok, taş mevzu kapandı. Vallahi ben o taşı da kaldırdım. Ben onunla inatlaşmıyormuşum ki. Ben kibrimle hesaplaşıyormuşum. Öyle kendimle yüzleştim. Yarım, biz de sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Senin o taş gibi karşına nice engeller çıktı. Ama sen iyi kalbinle hepsinden üstünden geçtin çok şükür. Ha? Geçtim değil mi? Karşıma ne çıkarsa çıksın, ben hep iyi niyetlendim değil mi? Kendine bu kadar yüklenme. İki işte çalışmak zorunda değilsin. Biliyorum, tarlaya geliyorsun, yardım etmek istiyorsun. Ama çok yoruluyorsun. Takatin kalmadığı yerde bana söyle, olur mu? Hem biliyorum, ben sana her zaman destek olmak için buradayım, ha? Biliyorum gülüm, biliyorum. Ben zaten senin bu güzel gözlerinden güç alıyorum. Sen olmasan bunca acıya kim katlanır? Tamam, o zaman ben bir çay yapayım. Tarlaya gitmeden karşılıklı içerikle beraber... Dur gülüm, dur. Dur, ben hallederim.
Şöyle sana davşan kadın bir çay yapayım. Zaten ne zamandır baş başa da çay içmiyorduk. Ha? Canım artık söylemeyecek misin? Ne işimiz var bizim burada? Amcaoğlu ne yapacaksın? Bir de cilt bakımı falan mı ısmarlayacaksın hepimiz? Onun için mi geldik buraya? Yok la. Başka bir sebepten ötürü geldik. Ne ya? Söylesene, çatlatma adamı. Ya şimdi benim bu Fatma'nın durumunu öğrendikten sonra vallahi yani sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Hani diyorum ki kızla böyle düğünden önce bir konuşsak. Evlilikten vazgeçirsek. Heh, nasıl olur? Aferin lan Taner. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Al benden de o kadar vallahi. Ne güzel düşünmüşsün. Fatma şimdi ne yaptığının farkında değil. Bizim bu olaya bir el atmamız lazım. Aynen öyle. Vallahi ne güzel düşünmüşsün de. Kız evleniyor ya oğlum. Bir konuşmayla vazgeçirebilecek miyiz? İnancı ola en azından deneriz. Gel Fatma'm gel. Hiç stres olma sen. Düğünümüze gidiyoruz şimdi. Kamil! Kamil! Ne yapıyorsun lan? Kuru kuru damat olmak var mı? Gel bir konuşalım seninle. Ne oluyor ya? Gel sen gel. Sana ufak bir damat eğlencesi yapacağız. Ya, ya bırakın beni. Öğretmenim. Sizin ne işiniz var burada? Fatma canım bak çok büyük bir yanlış yapıyorsun. Ne istemediğin bir evliliği sırf baban istiyor diye yapamazsın. Ya iyi de ben ne yapabilirim ki? Ay ne demek ne yapabilirim ya? Bak sen gencecik kızsın. Çık babanın karşısına ben istemiyorum ya de. Aynen öyle. Ya bir kadın kafasına bir şey koyarsa her şeyi başarır. Köle değilsin ya sen. Öyle kolay olmuyor işte. Siz babamı bilmiyorsunuz. Zaten nikah bir saat kaldı. E o zaman... O zaman sen de süper güçlerini kullan. Süper güçlerim mi? Ya sen bir bilgisayarla bütün kasabayı birbirine katmadın mı? Bir düğünden mi kaçamayacaksın canım? Biraz güven kendine. Madem babanla konuşamıyorsun... ...o zaman sen de bu istemediğin düğünün olmasına müsaade etmezsin. Aç bilgisayarını yap, ne yapacaksın? Ya bırakın beni! Bırakın beni! Yürü Fatma'm yürü. Kafayı yemiş bunlar. Hemencik gidelim buradan. Ne diyor? Vallahi ben de öğrencimi tanıyorsam Fatma bu düğüne müsaade etmez. Güzel, güzel. Ne bak şuna. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hah, Seyfettin. Gel kardeşim, sen yemiyor mu? Yok abla ya, ben belediyede atıştırdım bir şeyler. Kıyılacak bir tane nikahım var zaten benim. Nikah demişken kardeşim, kız senden cevap bekliyor malum. Ne yaptın o işi? Bana da bir şey demedin. Nasıl geçti? İyi geçti, iyi. Ha? Ne dedim ben sana? Kafalar uyuştu bunlar. Ya bir sus, sus. Ya kardeşim yani cevap ne vereceksin aslında? Sonuç ne? Onu soruyorum ben. Nasıl olsa ben biriyle evleneceğim, değil mi? Böyle küçük yerlerde de işler böyle oluyor. Yani mecbur. İlla sen de benim gibi düşeceksin. Yaşar! Tövbe estağfurullah ya. Tamam abla. Yani benim için tamamdır. Nasıl olsa... Mevsim Hanım olmadı. Olmayacak. Onun haricinde de kim olursa... fark etmez. Helal olsun la kayıço. Vallahi doğru karar verdin ha. Sonuçta... gül gibi panikler geçinirsiniz. Ya hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hayırlı olsun kardeşim ya vallahi. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Fatma'm, hala hazır değil misin ay parçam? Bak nikah memurumuz gelecek şimdi. Fatma?
Ne oluyor oğlum? Hazırlanmadı mı hala? Bilmiyorum ki ana. Hazırlanıyor herhalde. Bu kadar uzun süren hazırlık mı olur ya? Biri baksın şu kıza. Başımızı strese sokmasın bizim. Fatma. Fatma. Baba, Fatma yok. Ne? Nasıl ya? Ne demek yok ya? Ne demek bu deniyor? Lavaboya kadar gitmiştir. Paniklemeyin hemen. Ben onu şimdi bulurum. Bul şu kızı, bul. Başımıza iş açmasın sakın. Deniyor, yok deme sıkıntı ha. Bak ben bu düğüne neyim? Bir servet döktüm. Yok yok, gelin siz. Stres olacak herhangi bir şey yok. Ufak bir teknik arıza oldu da. Kaçın! Baba, iyi saatte olsunlar düğünüme. Bu zalla doldu Allah'ım, ne oluyor? Bak sakala iyi saatte olsunlara. Elektrik kaçağı diye canım o. Elektrik kaçağı. Problem yok Ali. Düğünümüz bütün hızıyla devam ediyor. Dedim sana baba işte. Kesin iyi saatte olsunlar geldi. Allah! Depoda yangın çıkmış. Ne deposu baba? Yazıhaneye su basmış. Koş ulan koş uğursuz. Neyimiz var neyimiz yok gidiyor koş. Ne oldu duruyor nereye? Kaçın nereden? Ne kaçın ya? Kızım oğlum evleniyor. Düğün günü olan tarafı kaçtı. Nerede görünmüş? Oğlum başlatma düğününü. Benim malım mülküm gidiyor. Kaçın şuradan. Bey amca bak bak. Görüyorsun değil mi bak? He? Görüyorsun bak. Gencecik kızını kimlere veriyorsun bak görüyorsun. Düğünden kaçıyor bak. Siz yaptınız tabii ya. Kızım evlenmesin diye yaptınız. Hayır baba. Onlar değil ben yaptım. Kızım. Baba ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Ben kazandığım okula gitmek istiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ne olur verme beni bunlara. Bırak kazandığım okula gideyim. Bakın siz ne kadar şanslı bir adam olduğunuzu farkında değilsiniz. On parmağında on marifet bir kızınız var. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde bilgisayar mühendisliği kazanmış kızınız var. Allah aşkına para için verilir mi o adamlara bu kız? Tamam zaten zamanı geldiğinde, okulunu bitirdiğinde o en iyi işlerde çalışır, en güzel paraları da kazanır. Size de annesine de en iyi şekilde bakar. Ne olur biraz inanın güvenin kızınıza ya. Ben rahat bir hayat olsun istedim. Baba benim zaten rahat ve mutlu bir hayatım vardı. Ne olur, ne olur bana bir şans ver. Ya müsaade et, ne olur okuyayım. Senden başka bir şey istemiyorum ben. Tamam kızım, madem öyle, nasıl istiyorsan öyle olsun. Babacığım. Yaşa Melaniye.
Güneşli mezarlığı var ya, orada mezardaşının üstünde isim yazmayan biri var. Kim olduğunu biliyor musun acaba? Ben sadece kendi mezar taşımda yazacağı bilirim. Onun da ölüm tarihi meçhul. Sağ olasın. Dayı, dayı. Kusura kalma, bir şey soracağım. Bu Güneşli mezarlığı var ya. Evet. Orada mezar taşında isim yazmayan biri var. Kim olduğunu biliyor musun acaba? Vallahi bilmiyorum. Peki, kusura kalma. Sağ ol. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Hamdi, hoş geldin. Müsaade var mı Abdullah emmi? Müsaade isteyenindir. Nasıl gidiyor yolculuğun? İstikametine varabildin mi? Bu süreç daha zordu Abdullah emmi. İçten içe korktuğum bütün karanlık günahlarımla yüzleştim. Herkesle helalleştim. Yalnız biri kaldı. Bu Güneşli mezarlığında kimsesiz bir mezar. Kimi kimsesi yokmuş. Bunun sahibini bulamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kasabalıya sorup soruşturdun mu? Bir bilen bulamadın mı? Sordum tabii. İmama sordum. Belediyeye gittim, kayıtlara baktırdım. Buralardan değilmiş. Herkes öyle diyor. Ben şimdi ne yapacağım Abdullah emmi? Kimden helallik alacağım? Bul, elinden geleni yapar, gerisini Allah'a bırakır. Sen de eğer elinden geleni yaptığına inanıyorsan tevekkül et. İşi en iyi bilene bırak. Bırakayım bırakmasına da yapılacak hiçbir şey yok mudur Abdullah emmi? Hayırlısıyla bu meçhul mezarın sahibini bulmak için dua et. Önüne çıkan işaretlere kör olma. Yeryüzündeki herkesin ve her şeyin sahibi o değil mi? Senin kalbindeki niyeti de, mezarın sahibini de bir o bilir. Seyfettin, nasılsın yeğenim? İyiyim abi, sağ olasın. Hayırdır? Senin bilgisayarını getirdim. Al bakalım. Benim bilgisayarım mı? Evet. Yiğitim, bu benim bilgisayarım değil ki. Nasıl değil oğlum? Şimdi senin fotoğrafların var. Nasıl benim fotoğraflarım var abi? Sen kimden aldın bu bilgisayarı Allah sen? Ben almadım ki oğlum. Bizim oğlan almış, tamir etmiş. Ben de fotoğrafları görünce alıp sana getirdim. Tamam abi, sağ ol. Sağ ol. Sen işe gitmesen mi acaba? İzin neyin alsan galan? Yok anneciğim ya, böyle daha iyi oluyor. Aslında beni ayakta tutuyor. Anneciğim, bizim birbirimize verilmiş sözlerimiz var. Bundan sonra daha güçlü olacağız. Ve ben bir an olsun Edif'i gözümün önünden ayırmayacağım. Değil mi? Allah muhabbetinizi arttırsın. Allah nazardan saklasın sizi. Yorulurum ben. Annem, Allah seni de nazardan saklasın. Güzel annem.
Hadi gidin. Aman ağlatacaksınız beni. Bu yaşta sonra ne nazarı? Allah Allah. İzmir'deki arkadaş arıyor. Aç bekletme yani. O kadar uğraştılar bizim için. Yakup, biz gelmeyi düşünmüyoruz. Nasıl ya? Ne zaman? Ne diyorsun ya? Hani bu bizim dersimize giren hoca değil mi? Çapa'daki. Bu güzel bir haber. Tamam, tamam dostum. Ben ararım onu. Teşekkür ederim, sağ ol. Ya İzmir'deki arkadaş. Bir hocamıza konuyu açmış da, benim de tanıdığım bir hoca. Dersimize giriyordu bizim. Daha önce birkaç hastada uyguladığı tedaviler olmuş. Üstüne makaleler de yazmış. Nifem, sanırım bir çözümü var artık. Bir çözümümüz var. Ay, çok şükür yavrularım. İkilemler demiştim size. Hayatta bizi biz yapan ikilemlerimiz. Ben de doktorluk hayatım boyunca onca ikilemle karşı karşıya geldim ki, onca tercihte bulundum. Hiçbiri bu kadar etkilememişti beni. Söz konusu kendisi olunca insanın tercihleri de değişiyor, ikilemleri de. Evladı olunca söz konusu olan tercihleri de değişiyor, yanlışları da. Onu getirdiler de fotoğraflar diye gösterip yanlışlıkla. Teşekkür ederim. Sevdası olunca söz konusu, insanın kalbi de değişiyor, ruhu da. Geçmişte yüklendiği bütün yükler değişiyor. En doğru kararlar, en sağlıklı ikilemler pişmanlıktan geliyor. Hiçbir karar pişman bir kalp, pişman bir ruh kadar isabetli olamıyor. Ben Kenan, Doktor Kenan. Doğumda ne olur, nasıl bir gelecek bizi bekliyor bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, bazı kararların çok zor oldu. Ve ben o kararda sınıfta kaldım. Ve selam.